Geçen sene Kasım ayı zamanlarında yeni bir araştırma içerisindeydik. Bu tarz paranormal olaylar yaşamış kişileri bulmak oldukça zordur. Bazen olayı yaşayan kişiler hakkı rahmetine kavuştuğu için araştırma başlamadan biter. Kimi insanlar başlarından geçen olayları gerçekmiş gibi anlattığı için bize zaman kaybettirir. Kimileri ise olayı hala yaşadığı için anlatmaz ya da bize saldırgan hareketlerde bulunur. Neyse biz araştırma yaparken akşam saatlerinde ekibimizden bir arkadaş araştırma için bir vaka bulduğunu, olayın İran'da yaşandığını ve o ülkede çok ses getirdiğini söyledi. İran'da kendine üstad lakabını vermiş, medyum işleriyle uğraşan 60'lı yaşlarda bir adamla iletişime geçtik. Olayın detayları hakkında bilgi aldık ve her şeyi not ettik. Yaklaşık iki hafta süren bir hazırlıktan sonra da ekibimizden beş kişiyle İran'a yol aldık. İran'a vardığımızda ekibimizde Farsça bilen arkadaşımız bize bir taksi tutup olayın yaşandığı köye götürdü. Yaklaşık iki saatten fazla süren yolculuğumuzdan sonra taksiye oldukça yüksek bir mevlada ücret ödeyip köye indik. Bizi köyün girişinde karşılayan kişi ise tanıdık vasıtasıyla tanıştığımız kendine üstad lakabını takan yaşlı adamdı. Ekipteki arkadaşımız İran'ın resmi dili olan Farsçayı bildiği için iletişimi o gerçekleştiriyordu. Yani bize tercümanlık görevini üstleniyordu. Yaşlı adam bizle tokalaştıktan sonra 10 dakika kadar yürüyerek bizi evine götürdü. Hocanın evi sıradan bir köy evini andırıyordu. İçerisinde de o filmlerde gördüğümüz ürkütücülük yoktu. Güzel bir akşam yemeği yedikten sonra yol yorgunluğunu atmak için bize tahsis edilen odadaki yer yatağına yattık. Ben uyumak yerine merakla arkadaşım Can'a bu evde sadece hocam yaşıyor dedim. Can da evet bana telefonda tek yaşadığını söyledi. O yüzden evinde ağırlıyor bizi dedi. Ardından hepimiz güzel bir uyku çektik. Sabah dokuz sularında. Ekip arkadaşım Erkan, hadi beyler sabah oldu kahvaltı hazır diyerek uyanırdı. Kahvaltı masasına oturduğumuzda tercüman görevi üstlenen Adem'e bir yandan kahvaltımızı yaparken bir yandan da hocanın olayı anlatmasını söylemesini istedim. Hoca ona olayı yavaş yavaş anlatırken Adem de bize çevresini yaparak anlatıyordu. Olay tam olarak şöyleydi. Bulunduğumuz köyün biraz dışında kalan bir ev varmış. Bu evde 11 yaşlarında zihinsel engelli olan bir erkek çocuk, 21 yaşlarında cinlerle problemleri olan Fatma adında da genç bir kız ve onlara bakan babaanneleri varmış. Fatma'nın babası düğün gecesi eski eşi tarafından vurularak öldürülmüş. İşin garip yanı ise annesinin daha gerdek gecesi olmadan hamile kalması. Fatma'nın babası öldükten sonra annesi çok büyük bunalıma girmiş. Bu kadın ise ölen eşinin annesi yani kaynanası sahiplenmiş. Kadın düğün gecesinden bir iki ay sonra bir anda hamile kalmış. Tüm köylü onun gayrimeşru bir çocuk yaptığını düşünmüş ve taşlayarak öldürülmesini bile istemişler. Kaynanası da bu duruma anlam verememiş ama kısa sahip çıkmak için köyün dışına kaçırmış orada bir ev yapmış. Kıza bu yaşananlara rağmen bakmaya devam etmiş. Fatma'nın annesi asla konuşmazmış. Sürekli evde kendini odaya kilitler, büyüler yaparmış. Kaynanası ise onun yaptıklarına göz yumarmış. Kadın kocası düğünde öldükten sonra büyüler yaparak onun kılığında bir cin istiyormuş ama yaptığı büyüler hep boşa çıkıyormuş. Asıl olduğunu kimse bilmiyor ama kadın sonunda bir cinle evlenmiş ve Fatma ile Hirat adında iki çocuğu dünyaya getirmiş. Bazı köylüler Fatma'nın doğumdan sonra kendi içinde örgütlenerek Fatma'yı ve anneannesini rejim etmeye, taşlayarak öldürmeye karar vermişler. Kalabalık bir grup bir akşam evi ansızın basıp Fatma ve anne köy meydanına götürürlerken büyük bir cin kavminin saldırısına uğramışlar onları öldürmek isteyen köylüler ortadan kaybolmuş. Geriye kalanlar ise bu köyde hala korkular içinde yaşıyormuş. Köydeki yeni doğan bebekler gayet sağlıklıyken 20'li yaşlara geldiklerinde ya akıllarını yitiriyor ya da hastalanıp yataklara düşüyormuş. Hikayenin bu kadarını hocadan dinledik. Kahvaltımızı bitirip olayın yaşandığı o eve gitmeden önce Fatma'nın amcası Hasan ile görüşmeye karar verdik ve evden çıktık. Fatma'nın amcası Hasan bulunduğumuz evin yakınlarındaydı. Yürüyerek iki dakika içinde evine vardık. Bizim hoca kapıyı çaldı. Bekledik ama açan yoktu. Hoca kapıyı tekrar çaldı ama hala kapıyı açan yoktu. Sonra geliriz dedim. Hoca hakkını bir daha deneyerek tekrar kapıyı çaldı. Bu sefer içerideki tıkırtı seslerini duyduk kapıyı çaldığımızı duymuyor düşüncesiyle defalarca çalmamıza rağmen kapıyı kimse açmadı. Aradan 2-3 dakika sonra üst katın camında perde arkasında bir adam bize öfkeli öfkeli bakıyordu. Herhalde bu Fatma'nın amcası Hasan olmalıydı. Göz göze geldiğimizde perdeyi çekip içeriye girdi. Hoca da bizim Adem'e dönüp neyse, bugünlük bir şey yapmayalım gibisinden bir şeyler söylemiş. Adem bize bunları dedikten sonra tekrar eve döndük. Akşama kadar oturduk ve kendi aramızda planlar yapıyorduk. Saat akşam 10 sularında kapı çaldı. Hoca kapıyı açtığında bir bağırış sesi duyduk. Sanki bir adam kapının önünde kavga ediyordu. Hep beraber kapıya çıktığımızda evinden pencereden bakan adam, hocanın boğazını sıkarak bir şeyler söylüyordu. Kavgayı ayırdık ve adamı gönderdik. İçeri girdiğimizde hoca elini yüzünü yıkayıp bir şey demeden odasına çekildi. Biz de Adem'e o adamın neden geldiğini sorduk. Adem bize anladığım kadarıyla o adam Hasan ve hoca'ya bir daha onları benim evime getirme, beni öldürmeye mi çalışıyorsun gibisinden bir şeyler söyledi dedi. Görünüşe göre bu daha önce gördüğümüz vakalardan daha zor olacaktı. Hemen yeni bir plan yaparak Sabah kalkınca direkt Fatma'nın yaşadığı eve gitmeye karar verdik. Kıyafetlerimizi değiştirdik ve yatağa yattık. Ne hikmetse o gece hepimiz rüyamızda Hasan'ı gördük. Sürekli bizi rahatsız ediyor ve bir yerden kovmaya çalışıyordu. İşin en ilginç yanı ise rüyalarımız neredeyse aynıydı. Oldukça kötü bir uykunun ardından sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve Fatma'nın yaşadığı eve doğru yol aldık. Yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından köyün dışında baraka gibi bir evin önüne geldik. Hoca Adem'e sessizce fısıldayıp burada durmamızı ve ses çıkartmamamızı söyledi. Tek başına evin bahçesine girdi. Kapıyı çaldı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. İçeriye girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra yaşlı kadınla beraber dışarıya çıktılar. Kadının elini öptü. Adem kadına farsa bildiğini ve kendisiyle iletişim kurabileceğini söyledi. Kadın Adem'e bir şeyler anlattı. Adem de bize dönerek bu kadın Fatma'nın babaannesi eve girerken kesinlikle ahıra yaklaşmamamızı ve oraya bakmamamızı söyledi dedi. Yavaş adımlarla ahırdan uzak bir şekilde eve girdik. Evin içerisi oldukça kötü kokuyordu. Hep beraber salona geçtik. Yaşlı kadın Hocanın anlattıklarının aynısı dışında şeyler de anlattı. Kadın Fatma'nın bir cin olduğunu, ahırda yaşamak için can attığını, kimi zaman suskunken, kimi zaman da konuştuğunu söylemiş. Biz tam kadına bu gece evde gözlem yapabilir miyiz diyecekken kadın bizden önce bu gece burada kalmamızı ve onun yaşadığı hayatı görmemizi istedi. Ekipteki arkadaşlar bu durumdan pek hoşnut olmasalar da araştırmamız için gerekli olduğunu düşünerek onayladılar. Adem, yaşlı kadından Fatma'yı görmek için izin istedi. Yaşlı kadın da önce kendisinin içeriği kontrol etmesi gerektiğini, daha sonra onay verirse girip görebileceğimizi söyledi ve ayağa kalktı. Yatağın altından iki tane taş tablet çıkardı. Üzerinde doğa gibi bir şeyler yazıyordu. Kadın bize bunları Fatma'nın tırnaklarıyla yazdığını ve yazının Farsça değil İbranice olduğunu, bunun ne anlama geldiğini sordu. Biz de İbranice bilmediğimiz için cevap veremedik. Yaşlı kadın Adem'e ahıra gitmeden önce yan odadaki zihinsel engelli olan Fatma'nın kardeşi Hira'da bakabileceğimizi söyledi. Ocağıyla kadın ahıra giderken biz de yan odaya girdik. Hirat yer yatağında yatıyor ve bize gülümseyerek el sallıyordu bize zihinsel engelli olduğu söylenmişti fakat Hirat'ın kolları da ters gibiydi. Hirat'a biz de el salladık. Merhaba Hirat diye ufak tefek şakalar yapıyorduk. Hirat oldukça masum duruyordu. O sırada yaşlı kadın dışarıdan bize seslendi. Adem bize Fatma'nın hazır olduğunu ve içeri girebileceğimizi söyledi. Biz de evden çıkıp ahırın kapısına geldik. Yaşlı kadın ahırın kapısını yavaşça açtı ve içeri küçük adımlarla sırayla girmeye başladık. Ahıra girdik. İçerisi oldukça kötü kokuyordu ve duvarlarda kazınmış Arapçaya benzer yazılar vardı. Ayrıca bazı yerlerde kurumuş kan vardı. Karşımızda sol köşede ise Fatma yatıyordu. Seslerimizi duyup uyandı ve yavaş yavaş ayağa kalktı. Kafasını bize çevirdiğinde içimizi öyle bir şey sardı ki o an hepimizin ensesinde bir baskı oluştu. Yüzü çok korkunçtu. Kıyafetleri kirden kararmış. Hatta vücudunda yaralar vardı. Adem ona nasılsın diye sordu. Fatma bize doğru topallayarak birkaç adım attı. Biraz bekledikten sonra garip bir sesle sizi tanıyorum dedi. Adem babaannesine onunla biraz konuşmak istediğini söyledi. Yaşlı kadın biraz tereddüt edip başıyla onayladı ve dışarı çıktı. Adem, Fatma ile sohbete başladı ve bize de ara ara tercümelerde bulundu. Yazdığımız notlardaki tüm diyalog şimdi sizlerle paylaşacağım şekilde. Adem, Fatma bizi nereden tanıyorsun? Fatma, çünkü ben kurban istedim ve sizler benim kurbanımsınız. Adem, biz sana zarar vermek istemiyoruz. Sadece durumunu öğrenip sana yardım etmek istiyoruz. Siz bana sadece kurban olarak yardım edebilirsiniz. Zaten sizi kurban edeceğim. Şu an burada. Bizden başka kimler var? Kocam, çocuklarım, akrabalarım. Hepsi ensenizde. Duvardaki kanlar sana mı ait? Merakınızı bu gece gidereceğim. Diyerek bize büyük bir taş fırlattı. Üzerimize koştu. Bize farsça küfürler ederek saldırmaya başladı. O anki korkuyla kendimizi dışarıya zor attık. Hoca ve babaannesi içeriye girerek Fatma'yı sakinleştirmeye çalıştılar. O sırada evin içinden de kalın bir erkek sesi resmen kükrer gibi yankılanıyordu. Bir süre sonra hareketlilik kesildi. Babaannesi bizi eve soktu. Bugün tekrar yanına gitmeyin yanında çok fazla cin var diye Adem'i uyardı. Akşam yaşlı kadın bize yer yatığı hazırlarken hoca da evine gitmek için yol aldı. Akşam ezanından sonra yatağımıza yattık ve uyuduk. Gece bir buçuk sularında ben bir anda uyandım. Tuvaletim gelmişti. Tek başıma gitmeye korkuyordum. Bu nedenle Adem'i uyandırdım. Beni tuvalete götürmesini istedim. Adem gözlerini ovuşturarak yanımda tuvalete doğru geldi. Odadan çıkıp salona geçtiğimizde koridorda siyah çarşaflı bir kadının hızlıca ilerlediğini gördük. Korktuk ama Nedendir bilinmez. Biz de arkasından yürümeye başladık. Tuvaletin önüne geldiğimizde içeride Fatma'yı gördük. Yüzünde ve vücudunda hiçbir yara belirtisi kalmamıştı. Elinde bir tas vardı ve bize gülümsedi. Elindeki tası tuvaletin içerisine ovalayarak döktü. Daha sonra yere doğru çöktü ve ekmeği yemeye başladı. Bize ikram eder gibi uzattı. Biz hareketsiz dona kalınca Yemeye devam etti. Tüm ekmekleri yedikten sonra tuvaletten çıktı. Yanımızdan geçerek odaların içinde kayboldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Korkudan da ona kaldık. Adem bana bakıp en iyisi abdest alıp namaz kılayım ben dedi. Ben yanında beklerken o da çeşmeden abdest aldı. Yattığımız odaya geçtik. Adem yeri hırkasını seccade gibi sererek namaza başladı. Ben de uykum kaçmış onu izliyordum. O sırada Adem tam secdeye eğildiğinde birkaç saniyeliğine arkasında Hira'da secdeye eğilirken gördüm. İçimi çok büyük bir korku sardı. Sabaha kadar Adem'le uyuyamadık. Sabah olduğunda arkadaşımız can panikle uyanıp bize rüyasında Fatma ile ilişkiye girdiğini söyledi. Ardından Erkan da uyandı ve duvarlarda bir şeylerin süzüldüğünü söyledi gözlerini kapatıp ağlamaya başladı. Bir diğer arkadaşımız ise gece rüyasında Fatma'yı görünce bir şeyler tarafından sabaha kadar dövüldüğünü, vücudunda ağrılar olduğunu söyledi. Sırtını ve kollarını açtığımızda morluklar ve şişlikler olduğunu gördük. Bu yaşadıklarımızı değerlendirdik ama yapabileceğimiz hiçbir şey bulamadık. Oldukça yeni ve tecrübesiz olduğumuzun kanaatine varınca araştırmayı yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Yaşlı kadınla vedalaşıp evden çıkarken Fatma'nın ahırdan bize Türkçe olarak seslenişini duyduk. Lütfen gitmeyin. Ben aslında bildiğiniz gibi biri değilim. Bana yardım edin deyişini duyduk. Ama aldırmadan hızlı adımlarla hocanın evine doğru gittik. Hayatımda ilk defa yaşadığım bir durumdu bu. Hocanın evine vardığımızda kapının önünde 10-15 kişilik bir grup gördük bize öfkeyle bağırıp itiyorlardı. Hocanın kapısını çaldık ve kapı açılır açılmaz içeriye daldık. Adem hocaya ne olduğunu sordu. Hocanın da Adem'e dediğine göre köyü acilen terk edip gitmemiz gerekiyormuş. Tüm köye gece vakti cinler saldırmış. Bazı kadın ve erkeklere tecavüz edilmiş. Ve bunun tek nedeni ise bizim bu köye gelmemizmiş. Ayrıca hoca daha eskiden bizim bir cin kabilesine bulaştığımızı ve buraya uğursuzluk getirdiğimizi söylemiş. Daha sonra cebinden bir muska çıkardı ve bunu yanınızdan ayırmayın. Türkiye'ye gidene kadar bu sizi korur dedi. Hoca kapımıza bir taksi çağırmıştı. Apar topar darp edilmeden taksiye bindik ve yola koyulduk. Taksinin içerisinde başlayan ve aylar sonra sona eren fısıltılar da burada başladı. Sonunda sağ salim evimize döndük. Bizim çok sevdiğimiz bir alim olan Mehmet abi de yanımıza çağırdık. Mehmet abi apar topar geldi. Olanları ona baştan sona anlattık. Mehmet abimiz araştırmalarda, ritüellerde bize yardımcı olan muhteşem bir insandı. İnsanlara para için değil, Allah rızası için yardım eder. Tüm bu olayları anlattıktan sonra Mehmet abinin suratı düştü. Çocuklar, Korkutmak istemem ama zorlu bir süreç bizi bekliyor dedi ve ekledi. Şimdi size anlatacaklarıma kulak kesilin dedi. Çocuklar, yanınızda bir büyü var. Onu bana verin dedi. Fakat yanımızda büyü değil, hocanın verdiği muska vardı. Mehmet abiye muskayı uzattık. Dualar okuyarak muskayı yavaşça açtı. Siz geri zekalı mısınız? Kendinize yapılan büyüyü neden yanınızda taşıyorsunuz dedi. Biz de bunu Orada bize evini açan hocanın korunma amaçlı verdiğini söyledik. Mehmet abi size neler olduğunu ben anlatayım dedi. Sizi oraya çeken şey aslında cinlerdi. Şeytandı. Aslında gittiğiniz ev gerçekte yok. O söylediğiniz kişiler gerçekte yok. Çünkü adını verdiğiniz köy zamanında Fatma'yı ve annesini öldürdükten sonra cinler tarafından katledildi. Orada yıllardır kimse yaşamıyor nasıl bir araştırma yaptığınızda gittiniz. Resmen sizi tuzağa çekmişler. O köyde cinler sizi evlendirip daha sonra da sizi yok edeceklerdi. İyi ki hemen dönmüşsünüz. Allah korumuş. Koca bir kabile sizinle oyun oynamış. Bundan sonra da sizinle uğraşacaklarını düşünüyorum dedi. Ve olanlar oldu. Beş arkadaş bu olaylardan sonra resmen kafayı yedik. Aylarca Fatma'yı gördük. Gece gündüz fark etmeksizin kesik başlı hayvanlar, çocuklar, insanlar yanımıza geldi. Kafamızda sürekli vızıltılarla yaşadık. Araştırma yapmak için gittiğimiz insanların konumuna biz düşmüştük. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu olaylar yaşayan kişinin ağzından size aktarılmaktadır. İsimler değiştirilmiştir. Henüz 19 yaşındaydım. Doğuştan konuşma bozukluğum olduğu için hep dışlanan, hor görülen bir kız olmuştum. Mahallemizde Murat adında genç bir delikanlı vardı. Biraz serseri, hipsiz sapsız, tekinsiz biriydi. Ama bana bir kadın olarak ilgi gösteren çok az insandan biriydi. 16 yaşımdan beri onunlaydım. Ve gerçekten çok seviyordum. Murat dengesiz bir yapıya sahipti. Beni dövmesi için bir sebebe ihtiyaç duymazdı. Bugün seni balkonda gördüm. Sen nasıl balkona çıkarsın diye üstüme saldırabilir. Beni çok ağır dövebilir. Ama yine de seviyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. Ailem bu olanları bilmiyordu. Babam da aynı şekilde çok sinirli birisiydi. Eğer bir erkekle görüştüğümü ve dayak yediğimi duysa Murat'ı öldürür. Üstüne yine babamdan da dayak yiyen ben olurdum. Yıllardır Murat'la birlikteydim. Murat'ın ailesinin durumu iyiydi. Çalışmıyordu. Orada burada boş boş dolaşıyordu. Bense artık evlenmek, aile kurmak istiyordum. Sonunda bir gün rüyalarımın gerçekleştiğini sandım. Murat kafasının güzel olduğu bir gün eve gitme, bana kaç dedi. Şaşırmıştım. Aynı zamanda da çok mutlu olmuştum. Saf bir şekilde kaçmama gerek yok ki. Gelip Allah'ın emriyle istersen babam verir dedim. Neden bilmiyorum ama Murat öfkelenmişti bir anda bana ağza alınmayacak hakaretler etmeye ve bana vurmaya başlamıştı. Hırsını aldığında da çekip gitti. Günler geçiyordu. Murat ne telefonlarıma çıkıyordu ne de beni arıyordu. Mahallede de bir türlü göremiyordum. İçten içe kahroluyordum. Aradan aylar geçmişti. Bir gün marketten dönerken yan mahallede bir koşuşturma olduğunu gördüm. Masalar, sandalyeler kuruluyor. Ara mahalle trafiğe kapatılıyordu. Mahalleden birine, burada ne olduğunu sordum. Bu akşam Murat'ın düğünü var dediğinde, bir an beynimden vurulmuşa dönmüştüm. İnanamamıştım. Şok olmuştum. Hayalet gibi ellerim titreye titreye eve döndüm. Tüm akşam gözyaşları içinde balkondan kalabalığı, gecenin sonunda da, geçip giden gelin arabasına izledim. Gözüme uyku girmiyordu. Zaman geçmek bilmiyordu. İçimdeki keder öyle büyüktü ki, nefes dahi alamıyordum. Annem durumumu fark ediyordu ama ona da bir şey söylemek istemiyordum. Yıllarımı verdiğim adam başkasıyla evlendi demek istemiyordum. Bir gün annem, babam, ben abim ve kız kardeşim salonda oturuyordu. Her şey sakin ve normaldi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sıkılmış bir şekilde boş boş televizyon izliyorduk. Bir an oda kapısının yanında duran şeyi görünce korkudan sanki kalbim bir anda durdu. Gözlerim kocaman açılmış, dilim tutulmuş bir şekilde, deliler gibi çırpınmaya, korkuyla o varlığı işaret etmeye başlamıştım. Çürümüş, gri çıplak bedeni, eğri büğrü başındaki dökülmüş saçları, beyaza dönmüş korkunç gözleri ve bir keçiyi andıran toynaklı ayakları tam karşımda duruyordu. Ben dehşetle, korkuyla kendimi paralarken o sadece karşımda durmuş, zevkle gülüyor ve beni izliyordu. Ailemse ne olduğunu anlamamış, telaş içinde beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ne olduğunu soruyorlardı. Ne olduğunu ben de bilmiyordum. Sadece karşımda tüm iğrençliğiyle duran o yaratığın gitmesini istiyordum. Üstümü başımı yırtmış, boğazım yırtılırcasına bağırmıştım. Sonunda korkudan ve dehşetten olduğum yere yığılıp kaldım. Kendime geldiğimde annem bileklerime kolonya sürüyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok aklıma geldikçe hala kalbim deliler gibi atıyordu. Tüm ailem başıma toplanmış ne olduğunu soruyordu. Onları gördüğüm yaratır karşıma geçip öylece bana gülmesini anlat. Ailemin gözleri kocaman olmuş şu içinde bana bakıyorlardı. Babam tedirgin bir şekilde olur mu kızım hiç öyle şey. Hayal görmüşsündür. Son günlerde sende bir haller vardı. Belki sinirlerin bozulmuştur dedi. Ben babamın söylediklerini duymuyor, yaşadıklarımın etkisiyle gözyaşları akıtmaya devam ediyordu. Yatma zamanı gelmişti. Ama ben yalnız kalmaya ya da yatmaya korkuyordum. Ergenlik çağında olan kız kardeşimle aynı odada kalıyorduk. Annemleri de korkutmamak için konuyu kapattım. Herkes yatmaya gitmişti. Ben de kız kardeşimin yanına yatmaya gittim. Karanlık odadaki yatağıma uzandım ve uyumaya çalıştım. Bir süre sonra uyku ile uyanıklık arasında odada dolaşan hafif ayak sesleri dikkatimi çekti. Kız kardeş hemen yanımdaki yatakta uyuyordu. Odanın kapısı kapalıydı ve hiç açılmamıştı. Yorganımı başıma kadar çekti. Ne olduğuna bakmaya korkuyordum. Buna cesaretim yoktu. O şeyin başucuma kadar gelip başımda dikildiğini hissedebiliyordum. Bu şekilde sabaha kadar gözümü dahi kırpmadan yorganın altında o şekilde korku içinde dualar ederek yattım. Aradan saatler geçmişken kardeşimin tuvalete kalktığını duydum. Ve titreyen bir sesle Esra'ya seslendim. Esra odada biri var dedim. Esra saçmalama abla odada kimse yok dedi. Ellerim titreye titreye derin bir nefes çekti. Ve başıma çektiğim yorganı hafifçe kaldırdığım gibi nefesim kesildi. Karşımda dikilen kardeşim Esra değildi. Karanlık odada cismini görmediğim bir şey, kan kırmızı, parlak gözleriyle başucumda dikilmiş, dikkatlice bana bakıyordu. Korku ve dehşet içerisinde boğazım yırtılırca sana attığım çığlıkla hemen yanımdaki yatakta yatan kardeşim uyku sersimi bir şekilde ayağa fırladı. Hemen ışığı yakıp yanıma koştu. Abla, iyi misin ne oldu diye soruyordu. Annem, babam ve abim de çığlığıma koşup gelmişlerdi. O şey ortadan kaybolmuştu ama ben hala dehşetli çığlıklar atıyor, korkudan üstümü başımı yırtıyordu. Ailem beni tutuyor, sakinleştirmeye çalışıyordu ama bir türlü kendime hakim olamıyordum. Kalp krizi geçirip ölmek üzereydim. Ailem sonunda benimle başa çıkamadı, ambulans çağırdı. Gelen görevliler bana sakinleştirici bir iğne yapmışlardı. Elimi dahi kaldıramıyordum. Gitmeye hazırlanan görevliler babamı kenara çekmiş, iğnenin geçici bir önlem olduğunu, sinir krizi geçirdiğimi ve bir an önce bir doktora görünmem gerektiğini söylediler. İğnenin etkisiyle iyice gevşemiş bir şekilde ağırlaşan gözlerimi yumdum ve uykuya daldım. Saatlerce uyumuştum. Uyandığımda evde sadece küçük kız kardeşim vardı. Babam ve abim işe, annemse markete gitmişti. Kız kardeşim mutfakta bulaşıkları yıkıyordu kendimi sersem gibi hissediyordum. Uyku sersemi bir şekilde kendime gelmeye çalışırken Murat'ın sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu. Şaşkın bir şekilde kulak kabardı. Gerçekten de Murat bana sesleniyordu. Aradan aylar geçmişti. O evlenmişti. Biraz heyecan, biraz korku ve endişeyle yerimden kalktım. Ses balkondan geliyordu. Balkona çıkıp sağa sola bakındım. Hemen aşağıdan bana sesleniyordu. Zehra, buradayım. Bana gel hadi diyordu. İnanamamıştım. Üçüncü katta oturduğumuz halde Murat o kadar yakın görünüyordu ki elimi uzatsam dokunacak gibiydim. Zehra, seni çok özledim. Özür dilerim. Hadi gel, atla aşağıya. Korkma bir şey olmaz diyordu. O an tek düşündüğüm Murat'a gitmekti. Elimi uzatıp ona dokunmak istedim ama yetişemedim. Murat arkasını dönmüş, gitmeye başlamıştı. O gitmeden onu yakalamalıydım. Bir ayağımı demirlerden attım. Arkasından gitme diye bağırıyordum. Bir ara annemin sesini duyar gibi oldum. Bana sesleniyordu ama onu tam duyamıyordum. Tam diğer ayağımı da atacaktım ki birisi beni tutup sertçe yere çarptı. Başımı çarpmıştım. Sersemlemiş bir şekilde ne olduğuna baktım. Kardeşim Esra ve annem gözyaşları içinde başımda dikilmiş ne yapıyorsun sen diye bağırıyorlar. Sanki bir rüyadan uyanmış gibi şaşkınlık içinde yerimden doğrulup balkondan aşağıya baktım. O kadar yüksekti ki ortada Murat falan da yoktu. Annem beni içeriye soktu. Esra'yı asla başımdan ayrılmamasını tembihledi. Fahit babamı aradı. Salondan konuşmalarını duyabiliyordum. Zehra'yı bir an önce doktora götürmeliyiz. Durumu hiç iyi değil. Kendisine zarar verecek balkondan atlamaya kalktı diyordu. Oysa ki ben balkondan atlamaya çalışmamıştım. Murat'a gitmeye çalışmıştım. Ertesi gün apar topar beni uzman bir doktora götürdüler. Onlarca testten sonra doktorun verdiği bir poşet ağır ilaçlarla eve döndük. İlaçlar o kadar ağırdı ki beni sadece uyuşturuyordu. Ağzımı açıp konuşasım bile gelmiyordu. Tek yapabildiğim halsiz bir şekilde oturmaktı. Uyuşmuş bir şekilde Oturduğum köşemden evin içinde gezinen gölgeleri izliyordum. Her yerdelerdi. Bizimle birlikte evde yaşıyor gibiydiler. Gölgeler sorun değildi. Onlar beni korkutmuyordu ama o keçi ayaklı gri vücutlu çıplak yaratık geldiğinde işte o zaman çıldırıyordum. Yine ilaçların etkisiyle ağır bir uykuya dalmışken yatağımda büyük bir ağırlıkla gözlerimi açtım. Nefesim kesilmişti ve bir türlü nefes alamıyordum o yaratık üstüme oturmuş boğazımı sıkıyordu. Öyle ağırdı ki kımıldayamıyordum. Boğazımı öyle kötü sıkıyordu ki gözlerim yerinden çıkacaktı. Ciğerlerimde kalan son nefesle çığlıklar atmaya, gözlerimden boşalan yaşlarla yardım istemeye başladım. Esra hemen yerinden fırladı. Işığı açtı. Artık o da çok korkuyordu. Koşup annem babamı uyandırmış. Hepsi birlikte odaya doluşmuşlardı. Ben krize girmiş bir şekilde yattığım yerde titrerken babam beni tutmuş sarsarak kendime getirmeye çalışıyordu. Tükenmiş bir şekilde zar zor çıkan sesimle sadece beni öldürmeye çalışıyor diye bildim. Sonra her şey karardı. Günler böyle geçmeye başlamıştı. Doktor kontrollerine gidiyor, ilaçlarımı devamlı kullanıyordum. Evin içinde dolaşan şekilsiz, karanlık gölgeler ve o keçi ayaklı gri yaratık her an ensemdeydi. Ara ara Murat'ın sesini duymaya devam ediyordu. Bana kendime zarar vermemi söylüyordu. Her yönden saldırı altındaydım ve gücüm günden güne tükeniyordu. Bir deri bir kemik kalmışken annem daha fazla dayanamadı. Babam ilk başlarda karşı çıksa da o da benim bu halime daha fazla dayanamayacak duruma gelmişti. Kız kardeşim bile benden köşe bucak kaçıyor. Benimle yalnız kalmaya korkuyordu. Sonunda babam ikna olmuştu. Annem beni alıp şehrin gece kondu mahallesinde bir hocaya götürmüştü. Eski püskü, harap haldeki evde, bed suratlı kazın musallata uğradığımı söylemişti. Anneme çok yüksek bir ücretle bir muska ve bir şişe su vermişti. Söylediğine göre bu okunmuş suymuş ve cinleri kovmamızı sağlayacakmış. Doktora gitmeyi bırakmıştım. Çünkü ilaçlar beni uyuşturmaktan başka bir işe yaramıyordu. O günden sonra evde bir köşe kapmaca başlamıştı. O keçi ayaklı gri yaratı her gördüğümde korku ve dehşetle krize giriyordum. Babam benim işaret ettiğim yere fısfıs fıs lisesine koydukları sözde cin kaçıran sudan sıkıyordu. Bazı geceler öyle şiddetli krizlere giriyordum ki. Annem cinci kadını arıyor yardım etmesi için yalvarıyordu. Cinci kadınsa bu gecelik cinleri kendime davet edeceğim. Bir gece rahat edecek diyor karşılığındaysa. Büyük paralar istiyordu. Kaç tane hocaya gittiğimizi, ne paralar harcadığımızı hatırlamıyorum bile. Böyle böyle babam evlerimizden birini satmıştı. Fakat ben düzelmemiştim. Daha kötü durumdaydım. Bu şekilde yıllar geçmişti. Benimle birlikte ailem de sağlığını yitirmiş. Hepsi sinir hastası olmuştu. Ben de artık duruma alışmıştım. Bir deri bir kemik kalmış halimle oturduğum yerden onları izliyordum. Kız kardeşime, bak orada bizi izliyor diyordum. Artık geceleri benimle aynı odada yatmak bile istemiyordu. Her şeyden vazgeçmiştim. Ölüm bekliyordum. Hiçbir umudum kalmamıştı. Bu acıma çare bulduğum tek şey kendime zarar vermekti. Çünkü yaşadığımı sadece canım acıdığı zaman hissedebiliyordum. Herkes benden korkuyordu. İyice tükendiğim bir gün odamda tek başıma yatağa uzanmış düşünürken artık canıma tak ettiğini fark ettim. Ne için yaşıyordum ki? Annemlerle ile konuşmayı bırakmıştım. Tüm gün odama kapanıyor. Musallatımla baş başa oturuyordu. Yattığım yerden kardeşimin mumlarının yanında duran kibrit gözüme takıldı. Yine kulaklarında fısıltılar dolaşmaya başlamıştı. Tamam dedim kendi kendime. Madem ölmemi o kadar istiyorsunuz, ben ölene kadar durmayacaksınız. Sizin istediğiniz gibi olsun. Yerimden kalktım. Kibriti aldım. Kapımı kilitledim. Yatağımın baş ucundaki pencerenin perdelerini ateşe verdim. Ve yine yatağıma uzandım. Koskoca perde. Boydan boya alev almış. Odayı bir duman kaplamıştı. Bense umursamaz bir şekilde yatağımda uzanmış. Alev alıp ölmeyi bekliyordum. Duman öyle yoğun bir hal almıştı ki. Abimle annem kapıma dayanmışlar. Telaşla kapıyı çalıp adımı sesleniyorlar. Kapıyı açmamı söylüyorlardı. Sonunda abim kapıyı omuzlamaya başladı. Ve kırıp içeri girdi. Abim perdeleri söndürmeye çalışırken annemse pencereleri açıyor. Dumanın dışarı çıkmasını sağlıyordu. Perdeler söndükten sonra abim gözleri kan çanağı olmuş bir şekilde beni tutup sert bir tokat attı. Bizi de mi öldürmeye çalışıyorsun diye bağırıyor. Küfürler diyordu. Beni daha da dövecekken annem zar zor aramıza girdi ve ona engel oldu. Abimin tokadı canımı yakmamıştı bile. Canımı yakan tek şey bir türlü bu hayattan kurtulamıyor olmaktı. Annemle abim odaya toparlarken ben umursamaz bir şekilde balkona hava almaya çıktım. Şu durumda annem beni yalnız bırakmazdı ama ya odanın haline dalmıştı ya da peşimde dolanmaktan. Artık o da bıkmıştı. Balkonda oturmuş, kederli bir şekilde etrafa bakınıp kaderime isyan ederken, çapraz apartmanın penceresinden başını uzatmış, etrafa bakınan bir genç dikkatimi çekti. Yıllardır içine düştüğüm kabustan, genç bir kız olduğumu unutmuş, yuva kurma hayallerinden vazgeçmiştim pencereden etrafı izleyen bu gençle göz göze geldiğimiz an yıllardır ilk kez heyecanlandığımı hissetmiştim. O günden itibaren cinlerin saldırısına uğramadım ve kendimin daha iyi hissettiğim günler başladı. Balkona çıkıp hava almaya başladım. Bir umut belki o genci yeniden görürüm diye etrafa bakınır olmuştum. Bir gün oturmaya gelen komşu teyzelerden biri annemle sohbet ederken üst katlarına taşınan İranlı gençten bahsediyordu. Hemen kulak kabarttım. Söylediğine göre, İran'da iyi bir ailenin çocuğu olan Erfan, Türkiye'ye yerleşme kararı almış ve bizim mahallemize taşınmıştı. Evlenecek bir kız arıyordu. Komşu teyze aklıma Zehra geldi deyince kalbim duracak gibi olmuştu. Annem kederli bir şekilde, Zehra'nın durumunu biliyorsun. Olmaz bu iş dedi. Çok üzülsem de annem haklıydı. Benim gibi birinden kimse eş olmazdı. Komşu teyze böyle söyleme. Belki de kızı yok kurmadığı için bu hallerdedir. Bir tanışsınlar. Ne kaybedersiniz ki deyince kendimi tutamadım. Odaya daldım. Gelsin anne dedim. Hem ben artık kendimi daha iyi hissediyorum. Annem şaşırmıştı ama yine de karşıydı. Onu ikna etmek için günlerce dil döktükten ve normal görünme çabalarının sonunda annemi ikna etmeyi başarmıştım. Annem Komşu teyze ile konuşmuştu. Komşu teyze de Erfan ile konuşacaktı. İçimden bildiğim tüm duaları okuyordum. Sonunda haber gelmişti. Erfan ailesi burada olmadığı için komşu teyze ile birlikte ailemle tanışmaya gelecekti. Bu son yıllarda başıma gelen tek mutluluk verici şeydi. Yıllardır ilk kez Murat'tan sonra yuva kurabilmek için içimde ufak da olsa bir umut vardı. Erfan Elinde çiçeği ve çikolatasıyla ile komşu teyze ile beraber gelmişti. Babam onları buyur ederken heyecandan elim ayağım titriyordu. Onlar oturmuş sohbet ederken ben mutfağa geçmiş kahve yapıyordum. Kahveler pişmiş. Ben içeri geçecekken koridordan geçen bir karartıyla yine ellerim titremeye başlamıştı. Bu sefer heyecandan değil, yine korkudan titriyordum. Geç kalmamdan dolayı meraklanan annem mutfağa yanıma gelmiş Telaşla, iyi misin, yine mi bir şey oldu diye soruyordu. Normal görünmeye çalışarak, bir şey yok anne, kahveler geçmişti dedim. Tepsiyi aldım ve annemle birlikte salona geçip kahveleri ikram ettim. Kahvesini verirken, Erfan'ın koyu kahverengi gözlerine bakmıştım. Ve o an korkumu unutmuştum. Neden bilmiyorum ama, bu çocuğu balkonda bir kere gördüğüm o günden beri aklımdan çıkaramamıştı. Erfan yakışıklı bir gençti. Benim neyimi beğenmişti. Bana görücü gelmeyi kabul etmişti gerçekten anlamıyordum. Ama çok mutluydum. Bir süre sohbet ettikten sonra babam lafa girdi. Bak evladım iyi bir gence benziyorsun. Bizimle tanışmaya, kızımızı görmeye gelmişsin ama bu iş olmaz. Bizim kızımız hasta dedi. Bir anda beynimden vurulmuşa dönmüştü. Babam nasıl böyle bir şey söylerdi? Tekrar normal olabileceğimi Düzelebileceğimi düşünmüşken, babam hayallerimi tek bir sözüyle yıkıp atmıştı. Belki de haklıydı. Başka bir gencin başını yakmak istememişti. Ben kenarda utanç içinde başımı öne eğmişken, Erfan hiç istifini bozmadan sakince kızınızın nasıl bir rahatsızlığı var diye sordu. Herkes susmuş bir şekilde ne söyleyeceğiz diye düşünürken, kız kardeşim, ablam cinli diye laf aldı henüz çok genç olduğu için aklı ermemiş, pat diye benim utancımı söyleyivermişti. Erfan yine hiç istifini bozmamış, soğukkanlı bir şekilde tahmin etmiştim dedi. Hepimiz şaşırmış bir şekilde Erfan'a bakıp kalmıştık. Zehra Hanım'ı balkonda ilk gördüğüm gün böyle bir şeyin olduğunu tahmin etmiştim dedi. Babam şaşkın bir şekilde buna rağmen mi görücü olarak gelmeyi kabul ettin. Hem nasıl anladın ki diye sordu. Erfan derin bir nefes çekti. Bu tür şeylerle ilgilenen bir ailem var. Uzman sayılmam ama size yardım edebileceğimi düşünüyorum dedi. Ayağa kalktı. Zehra Hanım odanın ortasına doğru geçebilir misiniz dedi. Karşıma geçti. Bir yandan ne olduğunu anlamadığım şeyler söylüyor. Bir yandan da ellerimi kollarımı sıvazlayıp indirip kaldırıyordu. Neden yaptığını anlam veremediğim tuhaf hareketler yapıyordu. Bu dakikalarca sürdü. En sonunda yorgun düşmüş bir şekilde kendisini kanepeye atıp oturdu. Herkes şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Annem şimdi ne oldu diye sordu. Erfan bıkkın bir şekilde derin bir nefes çekti ve musallatı ondan aldım. Zayıf, güçsüz insanları hedef seçerler. Kolayca yapışırlar. Onlardan beslenirler. Ben Muslantığı üstüme alabilirim. Onlara direnebilirim ama bu benim için bile yorucu bir şey. Sizden bir şey rica edeceğim. Bunu kimseye anlatmamanızı. Üstüme daha fazla yük almak istemiyorum dedi. Erfanla evlendik. İki de çocuğumuz oldu. Yıllar sonra evliliğimiz yürümedi, boşandık. Ama yine de ona hayatımı borçluyum. İster kader olsun, ister rastlantı, onunla tanışmam hayatımı kurtardı ve o günden sonra asla böyle bir şey yaşamadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu sabah her zamankinden çok daha erken kalkmıştım. Hava henüz aydınlanmamıştı bile. Ailemle beraber yeni bir eve taşınacaktık. Eski evimizden daha büyük, daha ferah. Şehrin gürültüsünden uzakta olacağım için içim kıpır kıpırdı. Eşim Şermin mışıl mışıl uykusundayken mutfağa gidip kahvaltı hazırlamaya koyuldum. Elim biraz ağır olduğu için ben kahvaltıyı hazırlayana kadar hava çoktan aydınlanmış hatta küçük kızım Eda yataktan fırlamıştı bile. Keyifli bir kahvaltının ardından kalan diğer eşyaları kamyonete yükledik ve yeni evimize doğru yola çıktık. Büyük kızım Esra ise şehirden uzakta olmak istemiyordu. Ergenlik çağında olduğu için şehir yaşantısı ona daha cazip geliyordu. Yeni evimize doğru yaklaştık. Dışı dubleks villadan daha çok eski köşkleri andırıyordu. Aslında buraya köşk de diyebiliriz. Yeni evimizin hemen yanında bir tavuk kümesi ve bir de ahır vardı. Eşyaları yerleştirdikten sonra ilk işim kuzu ve tavuk almak olacaktı. Yeni evimizin bahçesindeki kümesi onarıp, Tavukları içeriye koydum. Sıra ahırın onarılmasına geldi. Yorgun olmama rağmen el arabası küreği alarak ahıra girdim. Fakat ahır beklediğim gibi değildi. Ev satın alırken ahırın içine göz atmamıştım. Ahırın içinde leş kokusu vardı. Kokudan resmen burnum yandı. Nefesimi tuttum. Etrafa göz attım. Ahırda eskiden yaşayan hayvanların Saman artıklarından başka hiçbir şey yoktu. İçerideki kötü kokunun dışarı çıkması için kapıyı açtım. Bu arada Şermin bahçeyi suluyor. Bizim kızlar ise yeni köy okullarına gitmek için hazırlık yapıyorlardı. İçerideki koku çıkana kadar ben de eşime yardım etmek istedim. Yüzünü güldürmek için arkasından gizlice giderek onu korkuttum. Eşim her zamanki halinden farklı. Çok sinirli bir şekilde bana bağırıp küfürler etmeye başladı. Onu sakinleştirmek için sarıldığındaysa, bir hamlece suratıma tırnaklarını geçirdi ve kendini yere atarak ağlamaya başladı. Eşim Şermin'i ilk defa bu kadar sinirli ve öfke dolu görmüştüm. Yere eğilip, sakin olması için uyardım. Şermin ağlayarak özür diledi ve gece boyunca sürekli olarak kabuslar gördüğünü söyledi. Sanırım yeni eve geçtiğimiz için yerini yatırkadı ve bu yüzden kabuslar gördü. Akşam hava karardığında Eda ve Esra okuldan döndüler. Onlar kıyafetlerini değiştirmek için odalarına gitti. Bu arada Şermin akşam yemeği için masayı düzenliyordu. Tencereden mis gibi et kokusu geliyordu. Ben ete gerçekten çok bayılırım. Çocuklar geldikten sonra hep beraber sofraya oturduk. Yeşim Şermin'in yüzü soluk ve çok dalgındı. Bu yüzden tenceredeki etleri ben koymaya karar verdim. Ayağa kalkıp tencerenin kapağını açtım. Tencerenin içinde et yok. Sadece kemik ve biraz su vardı. Şermin sanırım bahçede yaptığım o aptalca şaka için bana kızdı. Ve bu yüzden et yerine kemik koydu diye düşündüm. Eşim Şermin dalgın bakışlarla kalkıp hiçbir şey demeden yatak odasına gitti. Dün akşamki yemek olayından sonra Şermin'le konuşma fırsatı bulamadım. Kafa dağıtmak için ahara gidip kalan işlerimi halletmek istedim. Ahırın içine girdiğimde yine o koku aynı şiddetiyle duruyordu. Sanırım bu kokudan kolay kolay kurtulmak mümkün değildi. Çarşıya inip gaz maskesini andıran garip bir maske buldum. İşime yarar düşüncesiyle satın alıp tekrar ahıra döndüm. Bu maske büyük ölçekte kokuyu önlüyordu. Hemen işe koyuldum. Önce ahırdaki samanları kürekle el arabasına doldurmaya başladım. Bu sırada az ileride dün akşam Şermin'in pişirdiği tenceredeki kemikleri gördüm. Hemen eşimin yanına gidip bu yaptığı hareketin hiç hoş olmadığını, çocuklarımızın dün gece onun yüzünden aç yattığını söyledim. Şermin soluk bir yüz ifadesiyle "O yemekler sizin için değil" dedi. Bu cevap karşısında şaşırdım. Şermin kime ne için kemik pişirsin diye düşündüm. Zaten burada daha kimseyle tanışmadık bile. Ona Peki o kemikleri kime pişirdin diye sorduğumda o istedi dedi. Bu cevabı beni biraz ürkütmüştü. O kim diye karşılık verdim. Şermin yine sessizce kalkıp yatağına yattı. Sorum cevapsız kalmıştı. O dediği kişi kimdi? Şermin'in bu hareketleri beni çok tedirgin etmeye başladı. Yine hava kararmaya başladı. Çocuklar yarım saate evde olurlar ama Şermin yemek falan yapmadı. Ben de kızlar okuldan geldiğinde aç kalmasın diye onlara çorba yaptım. Ellerimi yıkarken kapı çaldı. Hemen ellerimi kuruladım. Kapıyı açtım. Küçük kızım Eda okuldan gelmiş. Kapıda tek başına dikiliyordu. Yanında ise Esra yoktu. Ben de telaşlanarak kızım ablan nerede? Sen tek başına mı geldin diye sordum. Eda soğukkanlılıkla. Ablamla beraber okuldan çıktık. Ablam beni yarı yola kadar getirdikten sonra uzakta birini gördü koşarak ona doğru gitti. Ben de tek gelmek zorunda kaldım dedi. Kızıma evde durmasını söyledim. Hava karanlık olduğu için elime feneri alarak köyün etrafında Esra'yı aramaya başladım. Hava zifiri karanlıktı. İçimi korku sarmıştı. Köyden yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki akarsuyun yanına kadar geldim. Esra derinin kenarındaki büyük bir ceviz ağacının altında öylece dikiliyordu. Hemen Esra'ya doğru koştum. Fakat yaklaştığımda Esra'nın çırılçıplak olduğunu fark ettim. Bacaklarının arasından yeri kan damlıyor ve üzerinde yaralar vardı. Esra kalmış vaziyette, gözleri açık, gökyüzüne bakıyordu. Hemen montumu çıkarıp üzerine giydirdim. Kızımı sırtıma alarak nefes nefese eve koşmaya başladım. Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Sanırım biri kızıma tecavüz etmişti. Bunu yapan her kimse, onu öldürmeye kendi kendime yemin ettim. Eve geldim. Hemen kızımı banyoya soktum. Ilık suyla yıkadım. Yaralarına pansuman yaptıktan sonra, kıyafetlerini giydirdim ve yatağına yatırdım. Esra uykuya dalıp dinlenirken, ben de gözyaşlarıma boğulmuş vaziyette, kızıma bakıyordum. Hangi cani, hangi vicdansız bunu ona yapar? İç kırıkları boğulmuş yatarken, biri elini omzuma koydu. Kafamı çevirip baktığımda eşim Şermin arkamdaydı. Olaydan haberi olduğunu düşünmüyordum. Çünkü Şermin akşama kadar odasından çıkmamıştı. Bana doğru yaklaşarak bunu o yaptı dedi. Elim ayağım birbirine girdi. Esra çok kötü bir olay atlattı. Eşim ise kafayı yemiş gibi davranıyor. Ne yapacağımı bilmiyordum. En yakın hastane 45 kilometre uzaktı. Jandarmaya haber vermem gerekiyor ama o an jandarmayı aramak bir türlü aklıma gelmiyor. Şuurumu ya da bilincimi kaybetmiş gibi öylece bir mucize olmasını istiyordum. Çaresizlik içinde balkona çıktım. Sigaramı yaktım. Ağlamayı kestim. Sorunsuz şekilde yaşarken neden her şey bir anda yolundan çıktı? Şermin çok akıllı, kibar, dini değerlerine bağlı bir kadındır. Evlatlarımız onun için önemlidir. Kızlarımızın her sorunuyla sıkılmadan bunu almadan yakından ilgilenirdi. Kızım Esra ise ailenin en asi üyesidir. Her şeyi sorgulayıp doğru olan şeylere karşı çıkar fakat özünde çok tatlı bir kızdır. Sadece ergenlik çağının sonlarına doğru geldiği için hareketlerinde değişmeler olmuştu. Kızım Eda ise ailesine bağlı, söz dinleyen, çalışkan ve çok cana yakın bir çocuktur. Bizim ailemizdeki düzeni alt üst eden şey bu eve gelmek mi? eşimin sürekli söyledi, o kimde? Bu sorulara kafamda cevap ararken içeriden bir anda gürültü geldi. Koşarak eşimin odasına gittim. Hiçbir sorun yoktu. Şermin yatakta uyuyordu. Kapıyı kapatıp hemen Esra'nın odasına girdim. Yerde camlar vardı. Kafamı kaldırdığımda kızım Esra yine çıplak soyunmuş ve elindeki cam parçasıyla karnını kesiyordu. Dehşet içinde dona kaldım resmen ayakta felç geçirmiş gibiydim. Kızım gözlerimin önünde, kanlar içinde, elindeki canla karnına yarık açıyordu. Kızımı bu durumdan kurtarmak için tam adımımı attığımda gözlerini bir anda bana doğru dikti. Gözleri kızımın gözleri değildi. Çünkü hiçbir insanın gözü bu kadar siyah olamazdı. Bana doğru yavaş yavaş elindeki canla yürümeye başladığımda hemen dışarı çıkıp kapıyı üzerine kilitledim. Kızım Esra içeride çığlıklar atıp kapıya vurmaya başladı. Hemen alt kata inip eşim Şermin'i uyandırdım. Olayı anlattım. Eşime olayı anlatmama rağmen çok durgundu. Dediklerime tepki bile vermiyordu. Korkudan ne yapacağımı bilemez olmuştum. Hemen koşup yan evdeki komşulardan yardım istedim. Komşularımız da çok korktu. Bunun için cami hocasıyla görüşmemi söylediler. Beni cami hocasının evine kadar götürebileceklerini söylediler. Hocanın evine geldiğimizde kendimi arabadan dışarı attım. Koşu koşa hocanın kapısını yumruklamaya başladım. İçeriden siyah cübbeli 60-65 yaşlarında bir hoca çıktı. Hocanın ayaklarına kapanıp ağlamaya başladım. Hoca beni kollarımdan kaldırıp içeri davet etti. İçeriye girdiğim an resmen ferahlamıştım. Sanki üzerimdeki tonlarca ağırlıktaki yük yok olmuştu. Hoca tüm her şeyi baştan sona kadar anlattı. Hoca odanın ışıklarını kapatıp mumlar yaktı. Sağ elime bir iğne batırıp tasın içine akıttı. Tırnağımı kesip bir tasın içine attı ve en son farklı bir şeylerle karıştırdı. Hoca içeriden kızını çağırdı. Karanlık odaya yüzü sarılı genç bir kız geldi. Gözleri aynı. Şermin ve Esra'nın gözleri gibi simsiyahtı. Korktum. Hoca'ya dönerek, ''Hocam, kızımın gözü ve karımın gözü kızınızınki gibi oldu.'' dedi. Hoca, korkmamanı söyledi. Kız babasına Arapça anlamadığım şeyler anladı. Kalktı gitti. Hoca bana dönerek, ''Çok önce birine verilmiş bir sözün şimdi yerine getirildiğini söyledi. Hoca'nın dediklerinden hiçbir şey anlamamıştım.'' Eline bir deri aldı. Derinin içerisine kağıt ve ne olduğunu anlamadığım birkaç şey koyup sardı. Etrafını eski bir iple sıkıca bağlayıp bana verdi. Bunu al, yeni evinin ahırına git. Ahırın en üst kısmında yere açılan bir kapı olacak. Erdivenlerden aşağı in. Alt katlarda bulunan hiçbir şeye dokunma. Bunu bırak ve 13 defa söylediklerimi söyle deyip evine uğramadan tekrar bana gel dedi. Hocanın verdiği şey zannedersem büyüye benziyordu. Ahırın girişine geldim evinden hala çığlık sesleri yükseliyordu. Bu sefer sadece Esra değil, Şermin de çığlık atıyordu. Aklım bir yandan da evde bıraktığım küçük kızım Eda'daydı. Hocanın söylediği gibi ahırın ucuna geldim. Yerdeki kapağı kaldırdım. İğrenç koku. Meğer buradan geliyormuş. Alt kata doğru inmeye başladım. Yerde hayvanların parçalanmış vücutları, bebek kafaları vardı. Hocanın verdiği şeyi yere bıraktım. Ve 13 defa söylediği şeyleri tekrar ettim. Hoca bana bundan sonra eve uğramadan bana gel demişti. Ama ben dinlemeyip küçük kızımı kurtarmaya karar verdim. Koşarak eve girdim. Eda'nın odasına girip kızımı kucağıma alarak koşarak evden çıktım. Nefes nefese hocanın evine giderken ağaçlarla çevrili toprak yolda eşim Şermin ve kızım Esra karşımdaydı. Korkmuş vaziyette birbirlerine sarılıyorlardı. Gözlerime inanamadım. Bir saat önce kendi karnımda yaşayan kızım ayaktaydı. Peki bunlar benim karım ve kızımsa? Evde çığlık atanlar kimlerdi? Eşime doğru korkarak yaklaştım. Kekeleyerek, siz az önce evdeydiniz dedim. Şermin bana, o hocanın evine gitmememi eğer oraya gidersen? Esra'nın hayatını kaybedeceğini söyledi. Eşime inanmadım. Yoluma aldırmadan devam ettim. Şermin arkadan seslendi. Bazı şeyleri bilmenin zamanı geldi. Her şeyi bilmenin zamanı geldi derken neyi kastettiğini bilmiyordum ama merak ediyordum. Neyi açıklayacağını öğrenmeliydim. Kaybedecek tek şeyim belki de sadece küçük kızımdı. Geriye döndüm. Sert bir tonla evet seni dinliyorum dedim. Şermin'in gözleri doldu ve konuşmaya başladı. Evlendikten sonra çocuğumuz olsun diye çok uğraştık. Doktorlara gittik. Bitkisel ilaçlar denedik ve hatta büyücü bir hocaya gidip büyü yaptırdık. Yine de hiçbir şey çözüm olmadı. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yıllar önce bu köydeki bir büyücü hocanın yanına geldim. Bana ilk doğan evladını ergenliğe eriştikten sonra ona kurban edersen çocukların olacak dedi. Ben de sen bana sorduğun o soruyu hocaya sordum. O kim? Hoca bana bir cin kabilesinin padişahı olduğunu bilmemin yeterli olacağını söyledi. Şermin'in e söyledikleri inandırıcı gelmedi ama yine de belki bu bize bir çare olur demiştim. Şu an oturduğumuz evin ahırına yıllar önce o hayvanların vücutlarını parçalayıp ben attım. Her şey esra içindi. Kızımız kurtulsun diye bunları yaptım. Senin bu evi seçmen de tesadüf değildi. Hatta yardım almak için gittiğin o hoca da yıllar önce bu büyüyü hazırlayıp benim senden hamile kalmamı sağlayan hoca, sana verdiği o şeyde küçük kızımız Eda'nın kurban edilmesi için yapılmış büyüydü. Şimdi sen o hocaya gidersen, sadece ben ve Esra değil, Eda da kurban olacak. Biz burada seni bekleyeceğiz. Git ve o ahırdaki büyüleri ateşe ver. Boz bu büyüyü dedi. Söylediklerine güvenip güvenmeme konusunda tereddüt ettim. Kaybedecek neyim var ki diyerek doğru ahıra gittim. Evden hala çığlıklar geliyor. Hatta bu seferkiler çok daha fazla geliyordu. Pencereye baktığımda kızım Esra ve karım Şermin'in bana bağırıp gürler ettiğini gördüm. Aldırış etmeden arabam için kenara koyduğum benzin bidonunu ağırın alt ve üst katına döktüm. Tam ahırı ateşe verecekken kızım Eda bana baba ne olur yapma diyerek ahırın içine kaçtı. Madem burayı yıkacaksın o zaman ben de yanarım dedi. O an gözümü kararttım ve tereddüt etmeden ahırı ateşe verdim. Eda gözlerimin önünde korkunç çığlıklar atarak yanıyordu. Evden gelen çığlıklar kesilmiş. Her yeri alev sararken oradan uzaklaştım. Hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. Artık el fenerini açmama gerek yoktu. Şermin ile konuştuğumuz yola geldiğimde karşımda Şermin, Esra ve Eda duruyordu. Hepsi çok iyi durumdaydı. Şermin bana ağlayarak sarıldı. Hadi arabamıza binip gidelim buralardan. Her şey bitti dedi. Arabamıza binip yola koyulduk. Nereye gideceğimiz konusunda fikrimiz yoktu ama tek istediğimiz şey buradan bir an önce uzaklaşmaktı. Yolda hep beraber ailemizin tekrar bir arada oluşunun mutluluğuyla ile ilerlerken aracın önüne bir anda koca bir yaban domuzu atladı. Panikle domuza çarptım. Sonra da bariyerlerden aşağı uçtum. Gözlerimi hastanede açtım. Doktorların dediğine göre 7 ay komada yatmıştım. Ailemden herkesi o kazada kaybetmiştim. Kurtulan tek ben olmuşum. Aslında buna kurtulmak denmez. Olayları yaşayan kişilerin isimleri değiştirilmiştir. Hikayede geçen bazı dualar sansürlenerek anlatılmıştır. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Neye inanırsınız? Duyduklarınıza mı? Dokunduklarınıza mı? Hissettiklerinize mi? Yoksa gördüklerinize mi? Bana sorarlarsa muhakkak gördüklerimi, sonra da duyduklarımı diye başlarım. Gecenin ilerleyen saatleriydi. Her zaman olduğu gibi yine uyuyamamıştım. Gündüz benim için çok kısa ve verimsiz geçiyordu. Gece işleyen demirdim adeta. Çocukluğumdan beridir böyleyim. Gece dörtten önce uyumuşluğum yoktur. Gece iki otuz olmuştu. Önce biraz ders çalıştım. Telefonla internette sörf yaptım. Sonra kulaklığımı takıp müzik dinlemeye başladım. Balkon camından şehri izliyordum. Bir tarafta üniversitenin ışıkları. Bir diğer tarafta uykuya dalmış şehir merkezinden gelen tek tük ışıklar ve biraz kuytu da. Sol tarafta hiç ışığın yanmadığı bir mezarlık vardı. Kulağımdaki müziğe eşlik etmeye başladım. Uykum gelmeye başlamıştı. Gözlerimin kepekleri yarıya kadar inmişti. Hem arkadaşlarım çoktan uyumuştu. Belki de beşinci rüyalarını görüyorlardı. Galiba koca sokakta. Bir ben uyanıktım. Migrenim ince inceden inceye vuruyordu. Midemde hafif bir bulanma vardı. Bir sonraki günün bana zehir olacağının işaretiydi bu. Kendimi bildiğim bileli migren ağrılarım var birinci sınıfta bile baş ağrım yüzünden eve gönderildiğim olurdu. Yedinci sınıfta bir çocuğun migreni olduğunu ben de duymuş değildim. Tabii kendim dışında. Doktorlara çokça gittim. Migren olduğunu söylediler. Özellikle ayın belirli günlerinde vuruyordu bu ağrı. İşte bugün de o günlerden biriydi. Yapacak bir şey yoktu. Az çok baş ağrısıyla yaşamayı öğrenmiştim. Sesten, ışıktan uzak bir gün beni kendime getirirdi. Uyku modunda duran bilgisayarımı açtım. Biraz oyun oynamak niyetindeydim. Derken öyle ani bir ağrı girdi ki başıma. Sanki kafam kırılıyordu. Başımı iki elimin arasına alıp kıvranmaya başladım. Hiç böyle bir ağrı yaşamamıştım. Kafamı taşımakta zorlanıyordum. Ağrı ilk önce beni aşağıya doğru çeker gibi oldu. Sonra ağrı beynimde dolaşmaya başladı. Sanki bir mıknatıs vardı da bir beynimi oynatıyor gibiydi. Durumun ciddiyetini anladım. Hemen ev arkadaşlarıma haber vermeliydim. Yüzümü buruşturur bir vaziyette. Ayağa kalktım. Ama yürüyecek durumda olmadığımı anladım. Ağrı o kadar yoğundu ki. Yığılıp yerde uzanır pozisyonda kaldım. Gözlerimden yaş gelmeye başladı. Acıyla inliyordu. Gözümün önünde karıncalanmalar oluyordu. Galiba beyin kanaması geçiriyordu. Dışarıdan yoğun, köpek havlama sesi gelmeye başlamıştı. Duyularım o kadar netleşmişti ki, ses sanki balkondan geliyor gibiydi. Kokular o kadar netti ki, mutfaktaki çöpün kokusunu alıyordum. Galiba burada ölüp kalacağım diyerek endişeleniyordum. Tam o esnada bir bardaktan suyun boşalması gibi kafamdaki ağrı akıp gitti. Ne olduğunu anlayamadım bile. Acaba öldüm mü diyerek ellerimle bedenimi kontrol ettim. Sıfır ağrı vardı bedenimde. Bir huzur kapladı her yanım. Doğrulup pencerenin önüne çıktım. Ay sanki gökyüzünün büyük bir kısmını kaplamış ve kızıl renkteydi. Elimi uzattığımda aya dokunacak gibiydim. Az önce bana ne olmuştu? Neler yaşıyordu? Bir türlü anlamlandıramadım. Dışarıda köpek seslerinin ve fabrikadan gelen sesin dışında hiçbir ses yoktu. Adeta her şey durmuştu. Bir zaman sonra daha önce hiçbir canlıdan ya da bir aletten duymadığım bir ses işittim. Sesin nereden geldiğini anlamak için etrafıma bakınmaya başladım. Sadece karanlık vardı. Onun dışında hiçbir ses yoktu. Ses kademeli olarak artıyordu. Bir müllet ses gelmedi. Ben az önce yaşadığım ağrı yüzünden bu garip sese duyduğumu düşünüyordum. Odama gitmek için toparlandım tam kapıdan girecekken yine o ses geldi. Sanki bir radyo frekansı gibiydi. Sesi kesik kesik duyuyordum. Bir süre sonra beynin frekansı adeta kontrol ediyordu. Ve ses daha net gelmeye başladı. Bu ses bir hayvana ait olamazdı. Kahkahayı andıran bu ses bir insana da ait olamayacak kadar kulağıma yabancıydı. Sesler bir çekirge sürüsü veya cuma günü Okul dağılışından duyulan çocuk sesleri gibiydi. Binlerce ses vardı ama hiçbiri anlam ifade etmiyordu. Temelde seslerin hepsi bir ses olarak çıkıyordu. Bir karmaşa vardı. Her an sokaklardan birinde bu sesi çıkartan bir eylemci grup çıkacakmış gibi hissediyordum. Dışarıdan gelen bu ses bir sebeple beynimden de geliyor gibiydi. Yani hem dışarıdan hem beynimden geliyordu. Muhtemel o ki Beynime her ne olduysa bana bu oyunları oynuyordu. Merakla camın önünde dışarıyı seyretmeye devam ettim. Bir şey sanki beni orada tutuyor gibiydi. Belki de vücudum az önceki şok yüzünden kendini kısa süreliğine kapatıp dinlenmeye koyulmuştu. Ses biraz azalır gibi oldu. Frekansı kaybolan otomobil radyosu gibiydim. Kötü düşünceler zihnimde dolaşmaya başladı. Sanki artık her şey eskisi gibi olmayacaktı ve bugün bir şeyler değişmişti bunu hissedebiliyordum akabinde sesler çok yakından gelmeye ve tüm sokakta yankılanmaya başladı yani o sesler neyse tüm yerlerde ondan vardı ses olabildiğinden çok daha net gelmeye başladı kahkahaya benziyordu ya da bir kızılderili savaş çığlığına ama daha mekanik ve daha soğuktu ses o kadar garipti ki şu an tam olarak tarif edemiyorum. Herhangi bir insan bu sesi duyarsa işini gücünü bırakıp neydi acaba diye araştırırdı. İnanın. Ay ışığı ise bir yandan sanki iki gözümün arasında duruyordu. Ağırlığını hissediyordum. Bir şekilde ay ile kaşlarım arasında görünmez bir halat varmış gibi hissediyordum. O rahatsızlıktan sonra ışığa olan hassasiyetimin buna sebep olabileceğini düşünmüştüm. Bir adım atıp aşağıya apartmanın önüne baktım. Evet aşağıda tam altı gölge vardı. Biraz daha dikkatli bakınca her evin önünde irili ufaklı öyle gölgeler vardı. Onları size şöyle tarif edeyim. Çarşaflı gibiydiler ama dalgalı bir bedenleri vardı ya da dumanlı. Biraz daha dikkatli bakınca üzerine çarşaf atılmış küçük çalıları anımsatıyorlardı garip bir şekilde bir halka şeklinde dönerek o garip sesle birlikte senkronize bir halde dua eder gibi halleri vardı. Ses tek merkeze toplanmış gibiydi ve daha çok bir astım hastasının nefes alışverişi gibi hırıltılı ve sıkıntılı. Bu gördüklerim neydi? Evlerin önünde ne yapıyorlardı? Ve neden kimse onlara duymuyordu? Neden kimse cama, balkona çıkmıyordu? Sesler duyulmayacak gibi değildi beliriyor muydum? Yoksa hala yerde baygın yatıp rüyamı görüyordum. Kaçsa mıydım? Aklımda onlarca soru vardı. Ama bir şekilde orada durmam gerektiğini hissediyordum. Sanki hepsinin cevabını biliyordum. Ama cevabını verecek kelimelerin ne olduğunu bilmiyordum. Daha da hızlandılar. Dumanları birbirine karışıyordu. Ses şiddetleri iyice artmıştı. Yoğun bir kahkaha sesi adeta sokağı inletiyordu. Birisi kafasını kaldırıp bana baktı. Kafası diye düşündüğüm o gölge ya da siyah tüle ait olan şeyde kırmızı fener gibi yanan kocaman iki göz vardı. Göz göze geldi. Bakışları çok delici ve dehşet vericiydi. Oracıkta istemsiz bir şekilde ona karşı bir hoşlanma duygusu hissettim. Şaka bir yana gözleri kıpkırmızı fosfor sürülmüş gibi parlıyordu. Benim de ona baktığımı görünce birden durdu. Gerir gibi bir ses çıkardı. Diğerleri de durdular ve civardaki görebildiğim tüm gölgeler bana doğru bakmaya başladı. Kaçmam lazım, kaçmam lazım diyordum ama vücudum tepki vermiyordu. İçlerinden biri kara hindiba tohumu gibi yavaşça yükseldi. Camın önünde tam karşımda durdu ve bana baktı. Yüzünü algılamaya çalışıyordum ama başaramadım. Gölge sürekli hareket ediyordu. Tıpkı deniz dalgaları gibi değişiyordu. Önünde pencere camı olmasına rağmen gül kokusu alabiliyordum. Gözleri ise yakından daha korkunçtu. Bana uzun uzun baktı. Ben de kıpırdamadan ona doğru baktım. Dikkatle gözlerimi takip ediyordu. Bir sağa süzüldü, bir sola. Gözlerimle onu takip etmeye devam ettim. Şaşırmış gibi başını sağa sola yatırıp ilginç bir şekilde homurdanıyordu. Pencereye daha fazla yaklaştı ve tam birkaç santimetre önümde durdu. Bedenim o an kendine geldi. Ben korkuyla kendimi geriye doğru attım. O da benim gibi geri çekildi. Korkmuş görünüyordu. Diğerlerine anlamsızca bir şeyler söyledi. Sonra binlerce çığlık her yandan duyulmaya başladı. Sağ sola uçuşup bağırmaya başladılar. Ben de kaçarak kendimi yatağa attım. Yorganı başıma çekip Sabaha kadar dua ettim. Dışarıda, evin etrafında uçuşlarını, seslerini duyabiliyordum. Olaylardan sonra nöroloğa göründüm. Beyin tomografime bakıldı. En ince tetkikler yapıldı. Çünkü başımdan yıllarda gitmeyen ağrı ve o gece yaşadıklarımı yani şoku ve ardından hayaller gördüğümü anlatınca doktor tümör riski olabilir dedi. Ama tümör olmadığı anlaşıldı beyninde garip olan tek şey hipofiz bezimin normal bir insandan yaklaşık 3 kat daha büyük olmasıydı. Bunun ne olduğunu tam bilmeyen bezin etrafında iltihap olduğu ama bu iltihabın iyileşme eğiliminde olduğunu yani iltihabın parçalandığını söylediler. Çocukluğumdan beri hipofiz bezime engelleyen bir katman vardı. O gece yırtıldı ve bu kez çok ilginç teorilere gebe olan tüm uygarlıkların bahsettiği ve çoğu antik uygarlıkta önemi büyük olan Mısırlılarda Ra'nın gözü, Hintlilerde Mindi denen kırmızı nokta, Çinlilerde çakra olarak bilinen diğer bir adıyla kalp gözü ya da üçüncü göz olan şey bende bazı şeylerin değişmesine yol açtı. Önemli tarihlerde ay, güneş ve gezegenlerin ekstrem konumlanmasından tutulmasında ya da yakınlaşmasında belli varlıkların aktivite içinde olduklarını görüyorum. Daha çok ayin gibi. İstediğim takdirde bu yeteneğimi geliştirebileceğimi biliyorum. Lakin bu beni tüm yaşamdan koparabilirmiş. Birçok kitap okudum, araştırdım. Psikolojik araştırmaları yapan kişilerle görüştüm. Şimdi Alman menşeli bir psikolojik hap kullanıyorum. Bu belli zamanlarda beynimi uyuşturuyor. Bu sayede onları görüp duymuyorum. Ola ki ilacı kullanmazsam. Olacaklar şöyle. Çoğu yerde onları görebiliyorum. Özellikle gece kuytu yerlerde, çöp, ağaç etrafında ve banyolarda. Ama tam gölge şeklinde olmuyorlar. Sadece belli zamanlarda güçlüler ama bazıları gerçekten çok güçlü ve hayvanların kılığında dolaşıyorlar. Hep parkta duran bir kedi var. O kedi bayağı rütbeli bir gölge. Azıları beyaz bulut gibi Birisi sürekli beni takip ediyor. Çok güçlü hissediyorum ama bana zarar vermiyor. Güven duyuyorum. Aralarında çok güçlü bir hiyerarşi var. Benimle pek denk gelmek istemiyorlar. Bulumdan çekilenler ya da bana merakla yaklaşanlar oluyor. Onlar da beni seziyorlar. Beyaz olanlar pek görünmüyorlar ama birbirlerine asla ilişmiyorlar. Bazı insanların gözlerinde onları görebiliyorum. Kolaylıkla bedenden bedene geçenler var. Onların tam olarak silüetlerini asla görmedim. Ama radyo frekansı gibi ya da radar gibi onları hissediyorum. Çoğu zaman bir insanın beni düşündüğünü ya da beni arayacağını biliyorum. Az çok hisleri ve düşünceleri okuyabiliyorum. Ama geleceği görme olayı yok. Lakin bazı zamanlarda bazı kötü olayların gelişebileceğini hissediyorum. Çünkü kötü olaya sebep olan etmenlerin ruhsal hali yoğun enerjisi bana bunu bildiriyor. Kötülüğün de iyiliğin de kendine az bir kokusu var. Bazı insanlardan bunu alabiliyorum. İnanın bu çok kötü bir şey. Size iyi geliyor olabilir. O kadar iğrenç bir hal alıyor ki bu durum. insanlardan ve sonra kendinizden nefret eder oluyorsunuz. İlaç kullanmadan yaşama devam etmem oldukça zor. Normal bir insan gibi yaşamak. Hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Bunları anlatmamın sebebi kimseye anlatamamam. Başarısız birkaç girişimim oldu. Bana şeytan dediler, büyücü dediler. Benden korkanlar bile oldu. Bir gün kendimi bir boşluğa bırakıp tüm bu sıkıntılardan kurtulacağım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Her insan kıymet verdiği ne varsa kaybeder hayatı boyunca. Kimi parasına, kimi sevgilisini, kimi mal varlığını, bazen de ölüm sevdiklerimizi bizden alır ve bir zamanlar hayatımızın vazgeçilmezi olan insanlar toprağın altında bir bilinmezlikle kaybolur. Acılar hayatın gerçeğidir. Şimdi düşünün hayatınız boyunca ne kadar acı çektiniz, ne kadar kaybettiniz. İşte benim hikayem böyle başladı. Kaybederek herkes gibi sıradan bir hayatım vardı. Sıradan insanlarla kurulu bir dünyada. Sıradan bir ailenin kızıydım. 17 yaşımdayken ilk göz ağrım, çocukluk aşkımı kanserden kaybetmiştim. İlk o zaman hayallerimin üstüne sünger çekti. Ve ilk olarak o zaman hayatın o engellenemez acı tokatının tadını aldım. Henüz acımı atlatamadan babamı, annemi ve küçük kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Yola aniden fırlayan bir at ailemin ölmesine sebep olmuştu. Haftalarca ağladım. Yemedim içmedim. Belki ölürüm diye bekledim. Canıma kıymak istedim. Fakat başarılı olamadım. Çünkü sevgilim, annem babam ve küçük kardeşim beni cennette bekliyordu. Kendimi öldürürsem ebediyen onları göremezdim. O sıradan hayatım tamamen değişti. Çünkü ben artık sıradan biri değildim. Dedesi ve nenesiyle yaşayan, zayıf, soluk renkli, konuşmayan bir kıldım. Yirmili yaşlarımdaydım. Normal kızlar gibi değildim. Asla makyaj yapmadım ya da ergenlik tripleri atıp son ses müzik dinlemedim. Sadece kitaplar okudum ve her gün ölmek için dualar ettim. Gülüşümü, neşemi, sesimi ve hayallerimi de kaybetmiştim. Tükenmiştim ve sadece kuru bir canım kalmıştı her şeyin geçeceğini ve zamanla düzeleceğimi söylediler. Hani insan unutur meselesi ama öyle olmuyordu. Her geçen gün kabuğuma daha fazla çekiliyordum. Her şey belki geçerdi ama hayat buna mani olmak için çabalamaya devam ediyordu. Bir gece elektrikli battaniyeden çıkan yangın sonucu dedem ve nenem yanarak feci şekilde can verdiler. O kahrolası alevler Odama zamanında yetişememiş ve canımı alamamıştı. Beni teğet geçip tüm evi küle çevirmesi ise ayrı bir ironiydi. 20 yaşındaydım. Yetim, öksüz ve kimsesizdim. Artık hiç tepki veremiyordum. Yaşayan ölü yahut kuru toprak gibiydim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Kalan bir avuç akrabamdan kimse beni yanına almak istemedi. Felaket mıknatısı 40 kiloluk yürüyen bu ölüyü kim ne yapsın? Ailemden kalan her şey satıldı. Bir apartman dairesi alınıp yürüyen o tükenmiş ölü ile baş başa bırakıldım. 21 yaşında sağlık durumum iyiden iyiye kötüleşmeye başladı. Aşırı kilo kaybı yüzünden yarı koma haline geçti. Aslında doktor da bu halin normal olmadığını söylüyordu. Hiç bakanım yoktu. Babamın eski iş arkadaşı ailem kaza geçirirken arabada bulunan ve sağ kurtulan tek kişi olan Ali amca tüm sorumluluğumu üstlendi. Bana hemşire tuttu. Ben öleceğim için sevinçliydim. Ama ölüm bana ulaşmadan etrafımda kim varsa alıyordu. Ali amca kaderimin tekerrür etmesi sonucu trafik kazası geçirip komaya girdi. Karısı Fatma teyze onun yokluğunda bana bakmaya devam etti. İki hemşirem vardı. Biri gece, diğeri ise sabah vardiyalı olarak bana bakıyorlardı. Ailemden kalan yüklü miktardaki para uzun yıllar bakımıma yetecekti. Çok geçmeden hemşirelerimden biri intihar edip hayatına son verdi. Ölen hemşire genç ve nazik bir kızdı. Bana çok işten davranıyor ve kitaplar okuyordu. Artık ölüme alışıktım. Ona çok imrenmiştim benim çok isteyip de yapamadığımı kendisi cesaret edip yapmıştı. Kim bilir ne sıkıntıları vardı. Benim kadar acı çekmiş olmalıydı. Ne yaşamış olursa olsun bana hiç yansıtmamıştı. Ben savaşı çoktan bırakmıştım. Ama vücudum son ana kadar direniyordu. Artık bana Azrail dışında hiç kimse bir şey yapamazdı. Daha fazla tükenme diye düşünüyordum. Belki de haklıydım. Ali amcanın komaya girmesi sebebiyle oğullarından biri şehre gelmişti. Onu ilk kez görmüştü. Odamda kimse yokken sessizce girmişti. Bana bakarak demek bizimkilerin bahsettiği o kız sensin. Annem sana çok düşkün. Senin için çok şeyler yaptı dedi. Üzgün bir ses tonuyla galiba eve eşya getirme işlerini ve hemşirelere para verme şimdi artık o yapıyordu. Çünkü Fatma teyzeyi sık sık görmez olmuştum. Artık sadece gözlerimi hareket ettirebiliyordum. Altımı bile hemşireler temizliyordu. Bir gezi ay odama vururken yine hayallere daldım. Ailemi, eski hayatımı, o günlerimi çok özlemiştim. Özlemle derin bir nefes alırken kapının açılma sesini duydum. Hemşire beni kontrol etmeye gelmiş olmalı diye düşündüm. Gözlerimle bana doğru gelen kişiyi inceledim. Evet oydu. Ali amcanın oğlu. Burada ne işi vardı? Yüzünde garip bir hal vardı. Çok vahşi bakıyordu. Yatağıma yanaştı. Ve bacaklarımı araladı. O an başıma gelecekleri anladım. Bağırmak istedim ama olmadı. Sadece gözlerimden yaşlar süzülüyordu. O kadar acı çektim ki. Birkaç defa zayıf vücudum kendini bıraktı. Bayıldım ama o acı yine uyanmama sebep oluyordu. Bir deri bir kemik kalmış, hasta ve bitmiş bir insan için bu bir ölümdü. Bu işkence sabah kadar devam etti. Onun o pis, yosunumsu çürük balık kokusu midemi bulandırıyordu. Bir ara yine bayıldım. Uyandığımda gitmişti. Çok canım acıyordu. Artık ölmem gerekiyordu. Son gücümü ölümüm için kullanmalıydım. Bir insan için bu kadarı fazlaydı ölmem için nefesimi tutmam gerekliydi. Zaten oksijen makinesi takılıydı. Haftada bir balkonda hava almaya çıkarılırdım. O zaman maske olmazdı. İşte o gün yine geldiğinde fırsatını bulduğum an nefesimi tutacak ve bu işkenceden kurtulacaktım. Tekrar vücudum bana engel olup hava almak isteyecekti. Ama bu yeterli olmayacaktı. Bunu birkaç kez denersem ölebilirdim. Hemşirem Sabah altımı değişmeye geldi. Hiçbir şey anlamadı. Bana acıyan gözlerle baktı. Onun için tecavüze uğramam. Sabah kadar ağlamam neyi değiştirdi ki? Belki de göz yummuştu. Ya da o sapık ona para vermiş ve işini halletmişti. Gece oldu. Yine o gelecek diye çok korkuyordum. Kapı aralandı. Korkuyla gözlerim kapıya döndü. Gelen o olamazdı. Çok daha ufaktı. Hemşire de değildi. Garip bir şekilde yürüyordu. Yaklaştı bana doğru. Azrail mi diye düşündüm. Yanıma yanaştı. Siyah çaputlar giyinmiş ve sırtında deve gibi kamburu olan şeyin elinde bir bastonu vardı. Tam önümde duruyordu. Yüzü görünmüyordu. Seyrek ve karışık saçları yüzünü kapatıyor gibiydi. Yüzünü görmek istedim ama başaramadım. Sanki yüzünün olduğu yerde koca bir hiçlik vardı. Ya da derin uçsuz bir kuyu. Evet, evet bu gelen Azrail olmalıydı. Elini alnıma koydu. Parmakları uzun ve soğuktu. Diğer eliyle ağzımı araladı. Ölüm geliyor olmalıydı. Heyecanlı ve sevinçli olmam gerekirken çok korktuğumu hissettim. Can ne kadar hayata aşık. Ruh ne kadar da bedenine düşkün. Dedim içimden. Ağzımı açıp parmaklarını soktu. Ve boğazımda parmaklarını hissettim. Hastalıktan kaynaklanan bir halüsinasyon olamazdı. En az geçen geceki kadar gerçekti. Bir şeyi çekip aldı boğazımdan. Ruhum zannettim en başta. Ama hala nefes alıyordum. Daha canlı hissediyordum. Çektiği şeyi neydi bilmiyorum ama kıl ve ip gibi uzun ince bir şeydi. Hemen kusmaya başladım. Ansızın yerimden doğrulmuştu. Ve çığlık atmaya başladım. Hemşire ışığı açıp bana baktı. O nereye gitti dedim bağırarak. Hemşire çok şaşkın görünüyordu. Çünkü artık konuşabiliyordum. İki ayda kendimi toparlayıp yürümeye başladım. Bana bir şans verilmişti. Çok acılar çekmiştim. Ama artık savaş zamanım bitmişti. Hayat tiyatromun ikinci perdesi başlıyordu. Hayata tutunacaktım. Bir sene sonra 20 kilo alıp Yarıda bıraktığım liseyi açıktan okumaya başladım. Babam okumamı çok isterdi. Artık onlar için yaşamalıydım. Boş zamanlarımda kanser merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Her geçen gün hayatı, ruh ve bedenime daha fazla işlemeye başladım. İyileşmemin ikinci senesi liseyi bitirip üniversiteye başladım. Zonguldak Karayelmaz Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğini kazandım hırsım ve azmim sayesinde yaşıtlarımla aramdaki çoğu farkı kapatmıştım. Hayatımın o kısımları çok hızlı geçti. Yaşadığım hiçbir şeyi unutmamıştım. Ama onlarla yaşamayı öğrenmiştim. Ve artık hayatımdaki tüm kötülüklerin o boğazımdan çekilen şeyle birlikte gittiğini düşünüyordum. Azrail sandığım bir peri hayatımı değiştirmişti. Çirkin ve kambur bir peri. Ona büyük bir minnettarlık duyuyordum ne olduğunu bilmiyordum. Ama beni bir şekilde hayata geri döndürmüştü. O benim kambur perimdi. İnsanlarla pek diyaloğum olmuyordu. Uzun süre yaşadığım travma, hastalık ve tecavüz, sosyal ilişkiler geliştirmeme engel oluyordu. Çünkü şirin bir apart tutup orada tek başıma yaşamaya başladım. Okul ve ev arasında sakin bir hayat kurdum. Fazla insan olmadan kendi yağımda kavruluyordum. Böyle kötü badireler atlatan insanlar yaşamın her anını derinden hissederler. Zamanla birkaç arkadaşım oldu. Farklı apartlarda oturan sınıf arkadaşlarım vardı. Onlarla sınav zamanları birbirimizin apartına gidip geliyordu. Onlar için ben sessiz, zararsız bir kızdım. Hiçbiri neler çektiğimi bilmiyordu. Asla bilmeyeceklerdi. Bir de benden hoşlanan bir araştırma görevlisi vardı pek yakışıklı sayılmazdı. Ama hislerim bana onun çok güzel bir kalbi olduğunu söylüyordu. Kimseyi tam olarak kilitli kalbimin kapılarından içeriye almak niyetinde değildim. Belki insanlara güvenim kalmadığı için öyle yaptığımı düşünüyorsunuz ama öyle değil. Aklı olduğum bir sebepten de bu düşüncelerim. Sanki beni seven ve benim sevdiğim insanların hepsi zarar görüyordu. Ailemden kimse kalmamıştı sevdiğim kimse yanında değildi. Belki de lanetli bir insandım. Başka bir insanın da canının yanmasını asla istemezdim. Her şey yolunda giderken bir gece ansızın tanıdık bir koku aldım. Tecavüze uğradığım gece aldım. O tarifsiz, çürük balık ve yosun kokusuydu. Lavabodan ya da dışarıdaki çöp kovasından gelme olasılığı vardır diye düşündüm. Koku duyusu gerçekten anıları canlandırıyordu. O gece uzun uzun ağladım. Cama çıkıp hava almak istedim. Dışarıyı izlerken aşağıda tam camın hizasında bir karartı fark ettim. Acaba büyük bir poşet miydi? Sorusunu kendime yönelttim. Gece bazı objeleri beynimiz şekli büründürür. Size de olmuştu. Beynim ise o şekli kambur perim olarak yansıttı bana. Belki o kokuyla onu aklıma getirdim diyordum ama öyle değildi. Dakikalar sonra o şekil hareket etti. Bastonunu yere vura vura sokağa çıktı. Hemen aşağıya inip ona ulaşmak istedim ama çok çabuk gözden kaybolmuştu. Belki hayal görmüştü. Ama birkaç gece aynı olay oldu. Ondan hiç korkmuyordu. Çünkü o benim kurtarıcımdı. Bir gün balkon camının önünde bir kitabı okurken dalmışken içimi bir ürperme sardı. Ensemdeki tüyler diken diken oldu. Ve içimde arkama dönme hissi belirdi. Arkamda balkon vardı. Tam da balkon camının önünde oturuyordum. Yavaşça döndüm. Karanlık bir şey vardı. Beni gördüğünde hareketlendi. Kimdi bu beni izleyen? Biraz daha dikkatli baktım. Evet oydu. Kambur pirim gelmişti. Balkonun kapısını açıp saniyeler içinde balkona çıktım. Etrafa bakındım. Maalesef o gitmişti. Sonraki günlerde yediğim yemekten biraz ayırıp balkona koyuyordu. Her seferinde tabak boşalıyordu. Gambur perimle birlikteliğimiz bir şekilde başlamıştı. 1 Mayıs günü bölümde o günün dersleri iptal oldu. Öğlene doğru eve geldim ve yatağa uzandım. Çok yorgundum. Uykunun kollarına kendimi bırakmam uzun sürmedi. Rüyamda ürkütücü bir evin içindeydim. Kambur Pirim'de o evdeydi. Evin salonunda, en uç köşede, tekli bir koltukta oturuyordu. Evin tabanında ise binlerce çürümüş balık vardı. Kambur Pirim'e dikkatlice baktım. Üzerinde bir battaniye vardı. Battaniyenin kablosu fişe takılıydı. Sessiz sessiz sıra duydum. O an içimde ona karşı bir korku oluştu. Çığlık atarak kaçmaya çalıştım. Kaçarken ayağım alanın köşesine takıldı ve düştüm. İrkilerek terler içinde uyandım. Uyandığımda kapattığıma emin olduğum balkon kapısı açıktı. O rüyadan sonra evde garip şeyler olmaya başladı. Burnuma sürekli aynı koku geliyordu. Kapılar kendiliğinden açılıyor. Evde sürekli tak tak sesleri duyuluyordu. Sanki bastonuna vura vura evi dolaşıyordu. Beni koruduğunu umuyordu. Ama yine de İçimde kötü bir his beliriyordu. Uykularım yarım yamalak olmuştu. Sürekli kabuslar görüyordum. Hayatımın tekrardan mahvolmasından korkuyordum. Her şeyin bir kuruntu olduğunu, bastırılmış korkularımın yavaş yavaş meydana çıktığına kendime inandırmaya çalışıyordum. Ta ki o geceye kadar. Başka bir rüyamda çok güzel bir bahçede bir erkek beni çağırıyordu. Ona karşı içimde. Muazzam hisler uyanıyordu. Tebessümlü bir yüz ifadesiyle bana yaklaştı ve beni kucaklayıp öpmeye başladı. Ben de ona karşılık verdim. Kendimi kontrol edemiyordum. O kadar canlı geliyordu ki nefes nefese kalıyordum. Onunla ilişkiye girmiştim. Artık bedenimdeydi. Sonra yine o tanıdık koku gelmeye başladı. Uyku ile uyanıklık arasındaydım. Bir rüyadan çıkmam uzun sürmedi. Geceliğimin eteği altında bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Hemen korkuyla ayaklarımı çektim ve oturur pozisyona geldim. O hareket eden şey bir anda yok oldu. Bu olay beni korkutmaya yetmişti. Kız veya erkeklerin erotik rüya görmesi normal bir şeydi. Bu şekilde uyanmak utanılacak bir şey değildi ama geceliğinizin altında bir şeyin dolaşması ve onu hissetmeniz çok büyük bir problemdi. Derhal bir yerlere gidip kafa dağıtmalıydım. Neyse ki dedemin avukatı beni o vakitlerde aradı. Yanan evin arazisi çoktan satılmıştı. Ama eve yakın dedeme ait küçük bir dopo daha varmış. Belediye orayı yıkacakmış. Ben de tek varis olduğum için imza vermem gerekiyordu. Bir hafta sonra ara tatil oldu. Ben hem imza hem de anılarımı canlandırıp Eskilerle yüzleşmek için memleketime dönmeye karar verdim. İstemeye istemeye oraya yerleştim. Çünkü orada devşet verici şeyler yaşamıştı. Evdeki o ilk geçim çok zor geçti. Hasta yatağı, tuvalet kutu, tekerlekli sandalye, bitmiş oksijen tüpleri ve daha birçok şey. Sabah erkenden evdeki çoğu şeyi çöpe attım. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi birine versin diye apartman görevlisine verdim. Deponun olduğu sokağa arabamla gittim. Sokaklar hiç değişmemişti. Avukat deponun önünde beni bekliyordu. Kapı önünde kısaca prosedürden bahsetti. Belgeyi imzaladım. Baya güzel bir paraya satıldı depo. Ama neye yarar? Onlar olsaydı da, hiç para olmasaydı. Avukat, depoda bazı özel eşyaların olduğunu söyledi. Üç koli eşyayı eve getirdim. İçinde fotoğraf albümleri, gramofon, kurmalı saat gibi manevi değeri yüksek eşyalar çıktı. En çok dikkatimi çeken ise fotoğraf albümleri oldu. Dedem ve nenemin tüm aileyi ölümsüzleştirdikleri koca bir arşiv vardı. Hayatımın sünger çekili o karanlık kısmı fotoğraflardaydı. Bir yanım sakın bakma diyorken diğer yanım bakmak için muazzam bir istek duyuyordu. Albümün kapağını yavaşça açıp bakmaya başladım. Luna Park'ta da demin çektiği fotoğrafım ve doğum günümde çekilen bir fotoğrafım vardı. Bir albüm, iki albüm derken üçüncü albümdeki fotoğraflara bakmaya başladım. Her fotoğrafa uzun uzun bakıp o günü hatırlamaya çalışıyordum. Birden fotoğraflardan birinde dikkatimi bir şey çekti. Neredeyse elimden düşüyordu annemin çektiğini hatırladığım fotoğrafta, Ben okul bahçesinde oynarken çekmişlerdi. Garip olan şey ben bahçede oynarken banklarda oturan ve benim oyun oynamamı izleyen kambur bir kadının da fotoğrafta çıkmasıydı. Onun bulunduğu kısım bulanık çıkmıştı ama yine de belli oluyordu. Belki de herhangi bir kadındı ve fotoğrafta bir anlığına öyle çıkmıştı. Derken Fotoğraflara daha dikkatlice bakmaya başladım. Ve 5-6 fotoğraftan sonra 7. yaş günümde çekilen fotoğrafta evin balkonunda çocuklarla poz vermişken arkamızda yine kambur perim bulanık bir şekilde çıkmıştı. Luna Park fotoğrafına tekrar döndü ve insanları dikkatlice inceledim. Evet, yine ortaydı. Ve bu kez çok uzaktan bana bakıyordu. Anıtkabir fotoğrafında da vardı. Aslanlı yolun sonunda vücudunun yarısı görünüyordu. 20, 30 fotoğrafta o vardı. Hayatımın her anında zaten o varmış. Hep bir yerlerden beni seyretmiş. Ama neden diyerek kendime sordum. O gece hiç rüya görmedim. Kabuslarım azalmıştı. Sorulara cevap bulmak istiyordum ama önce yapacak birkaç işim vardı. Yıllar önce bana bakan Ala amca komadan çıkmıştı tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Ben iyileştikten sonra onlarla tüm bağımı kesmiştim. Fatma teyze birkaç kez aramış, görüşmek istemişti. Ama ben hep yanıtsız bırakmıştım. Malum, oğulları hasta bedenimden az alırken yüzlerine gülmem olanaksızdı. Ama ne olursa olsun Ali amca iyi birisiydi ve onu görmeliydim. Arayıp geleceğimi söylediğimde çok sevinmişti. Telefonda Fatma ablanın sesi çok mutlu gelmişti. Evin kapısını çaldım. Fatma teyze hemen kapıyı açtı. Baştan aşağı onu süzdüğümde bayağı yıpranmış olduğunu gördüm. Ali amcanın durumu onu çok etkilemiş olmalıydı. İçeri tam girecekken benden birkaç yaş büyük, saçı boşu dağınık bir kız kapıya doğru geldi. Eli ağzındaydı. Yüzüme hiç bakmıyordu. Yere bakarak sen içeri git. Onları bırakma. Bırakmam. Geçemezler diyordu. Hızlı bir şekilde. Fatma teyze şaşırdığımı anlamıştı. Bu da kızım Eda. Seni sabırsızlıkla bekliyordu. En son sen iki yaşındayken görmüştü. Ama seninle hala oyun oynadığı günü hatırlar. Değil mi kızım? Kızı. Evet evet. Kırmızı etikli küçük kız ve yaşlı cadı. Engelli kız. Anlamsızmış gibi kurduğu cümleler beni ürkütmeye yetmişti. Ali amcaya koşup sarıldım. Bir yandan da eğer o adi şerefsizle evde karşılaşırsam ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Acaba kafasında sandalye mi kırsam yoksa hiçbir şey yokmuş gibi mi yapsam diyerek düşünüyordum. Neyse ki evde kimse yoktu. Onunla karşılaşmak istemiyordum. Havadan sudan konuştuk. Yıllarca neler yaptığımı anlattım. Ali amca çok içerlemişti bana üzgün gözlerle bakarak ben seni kızım olarak aileme alacak. Baban iyi bir insandı ve sen bir nevi onun emanetiydin. Ama sen ben hasta yatarken iyileşip gittin. Ne aradın ne sordun. Oysa sen benim için ikinci yavrumdun. Bir edan var bir de sen olacaktın dedi. Bir anda beynime kaynar sular dökülmüş gibi hissettim. Tek çocuğunuz mu var? Fatma teyze araya girdi. Uzun yıllar çocuğumuz olmadı. Sonra Allah bize bu meleği verdi dedi. Kapının önünde koruma gibi duran edayı göstererek. Peki o zaman bana tecavüz eden adam kimdi? Bana annem sana çok düşkün ve senin için çok şey yaptı demişti. Kimdi annesi? Yine soru işaretleri kafam kurcalamaya başlamıştı. Kader işte kızım. Birincide kurtuldun. İkincide bacaklarım gitti. Ve kazalara aynı şey sebep oldu. Tabii senin canın daha çok yandı. Dedi Ali amca. Aynı şey derken yine at mı çıktı karşınıza? Ne atı güzel yavrum. İlk kazada da, ikincide de at falan görmedim. Kazadan sonra öyle at varmış yol kenarında ve herkes at yüzünden oldu sanmış. Dün gibi hatırlıyorum. Yaşlı, çirkin bir kadın tam yolun ortasına atladı. Ali amcanın bunu söylemesinin ardından gözlerim yerinden çıkacakmış gibi oldu. Ali amca devam etti. Yıllar sonra o kambur pislik yine önüme çıktı. Frene bastım ama araba savruldu ve beni fırlattı. O an kafamdaki sorular artarken birkaç hayati yanıt da kafamda canlandı. Demek kambur peri değil de bir cadıymış ve ailemin ölümüne o sebep olmuş. Ben aklımdan bunları geçirirken Eda bana döndü ve cadı diye bağırdı. Evden çıkarken yüzüm kireç gibiydi. Son olarak bana çok iyi bakan ve sonra intihar eden hemşirenin ailesini görmeye gittim. Şimdi bu intiharın da benimle alakalı bir şey olduğu hissi beliriyordu. Kendimi hemşirenin yakın bir arkadaşı olarak tanıttım. Yurt dışında olduğum için cenazeye katılamadığımı söyledim. Gülcan çok hayat doluydu. Nasıl oğlu da böyle bir şey yaptı? Hiç anlamıyorum diyerek annesinin ağzını arıyordum. Ah kızım, hiç sorma. Namazında niyazındaydı yavrum. Nişanlısıyla arası da çok iyiydi. Para sorunu da yoktu. Ama intihar etmeden önce yatalak bir kıza bakıyor ve onu hep anlatırdı. Bir gece kıza bakma sırası ondaymış. Odadan ses gelmiş. O da gitmiş bakmaya bir de ne görsün. Yaşlı, kambur bir kadın saçından bir tel koparıp kızın ağzından içeriye atıyormuş. Başta hayal gördüm sandım anne dedi bana. Sonra birkaç gece daha aynı şeyleri görmüş. Kadın bir anda yok oluyormuş. Bir gün kızımı fark etmiş. Dönüp sinirli bir şekilde bilmediği dilde bir şeyler söylemiş. Kızım bana olayı anlattı ve bir ay boyunca hep kabus görmüş. Doktorlara, hocaları götürdük kızımı ama bir çare bulunamadı. Bir sabah odasına girdiğimde odasında yoktu. Soğuk bir rüzgar esintisi hissetmiştim sol tarafımda. Başımı sola çevirdiğimde ise pencerenin camı açıktı ve kendini aşağıya atmıştı. Bunları anlatırken ağlamaya başladı kadıncağız. Ben de kendimi tutamayıp ağladım. İçimdeki öfke ve sinirle evden ayrıldım. Yol boyu her şeyi kafamdan geçirdim. Erkek arkadaşım da çok ani gelişen bir kanserden ölmüştü. Evet hatırlıyordum. Ölmeden önce son kez kusmuştu. Kusmanın içinde de siyah siyah uzun kıllar vardı. Her şeyimi o almış değilimden. Dedem ve nenemi de o öldürmüş olmalıydı. Onu ilk kez rüyamda gördüğümde üzerinde fişe takılı battaniye vardı ve pis pis gülüyordu yangın da elektrikli battaniyeden çıkmıştı. Sinirliydim ve onunla yüzleşmek istiyordum. Artık o benim için peri değil cadıydı. Eve geldiğimde akşam olmuştu. Gece yatağıma girdiğimde uyumakta zorluk çekiyordum. Her an bir yerlerden çıkmasını bekliyordum. Yavaş yavaş uykuya daldım. Rüyamda eski bir kulübe vardı. Kadının biri camdan dışarıya bakıyordu. Ben onu görüyordum ama o beni görmüyor gibiydi. Genç bir adamı izliyordu. Adam çok tanıdık geliyordu. Kulübenin içine girmek istedim. Kapı aralandı ve içerisi ölü hayvanlarla doluydu. Bir sürü ot, kemik ve atlamları her yerde asılıydı. Özellikle ölü balıklar vardı her yerde. O tanıdık çürük kokusu geldi burnuma. Kadın telaşla camdan genç adamı izliyordu. Yaklaştım daha net gördüm. Kadın kamburdu. Yanında, beş yaşlarında, yüzü yara bere dolu ve üzerinde Arapça harflerle yazılar olan bir erkek çocuğu vardı. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söylüyordu. Sanki birileriyle konuşuyordu. Görünmeyen bir şeyler vardı. Onların fısıltılarını duyuyordu. Genç kapıyı çalmaya başladı. Bir anda ses çoğaldı. Genç tek değildi. Kapıyı kırıp içeriye girdiler. Kadını dövmeye başladılar. Hatta o yüzü tanıdık gelen genç, kambur kadını yere yatırıp, boğazını sıkıp tecavüz etmeye başladı. Kadını ölesiye dövüp, bir köşeye attılar. Ve kapıyı kapatarak, kulübeyi ateşe verdiler. Hala içerideydim. Kadın çığlık atıyordu. Senin neslini tüketeceğim. Kalan son neslinin kanı da, canı da benim olacak dedi. Kabustan korku içinde uyandım. Hemen şehirden uzaklaşmam gerektiğini anladım. Kendi arabamla yola çıktım. Zonguldak'a giderken yol kaza sebebiyle kapatılmıştı. Aracımda yolun açılmasını bekliyordum. 15-20 dakika bekledim derken aracımın yanına yaşlı, kambur bir kadın, onun koluna girmiş bir adam gördüm. Direkt camı açıp arkalarından baktım. Genç adam arkasını dönüp bana baktı. Bana hastayken tecavüz eden adamdı. Yüzünde pis bir gülümseme vardı. Yüzü yanıklarla, kesiklerle doluydu. Sonra bekleyen diğer araçların arasında kayboldular. Eve geldim. Bir şeyler yapmalıydım. Rüyamdaki adam kimdi? Bana tecavüz eden garip adamın bağı neydi? Bana, annem sana çok düşkün demişti. Kambur kadın onun annesi miydi? Kendime bu soruları sorarak uykularımı bölüyordum. Hemen yanımda getirdiğim albümlere baktım. O adamı albümlerden birinde görmüştüm. Ama hangisinde? Fotoğraflara bakarken çığlık attım. İşte bu adam. Fotoğraf. Dedemle nenemin düğün fotoğrafıydı. Kulübeyi yakan ve kadını döven dedemmiş. Dedemin soyunun son üyesi ise bendim. O kadın beni alacağını söylemişti. Albümlerin içerisinden bir zarf çıktı. Zarfın içinde 20 kadar eski fotoğraf vardı. Hepsinde dedem vardı. Ama arkasında, sağında ve solunda, uzaklarda kambur kadın vardı. Dedem çoğu fotoğrafı kazımaya çalışmış. Hatta büyük bir kısmını yırtmıştı. Demek ki kambur cadı dedemi takip etmiş. Acizdim, bitmiştim ve tükenmiştim. Yıllar sonra tam hayata tutunmuşken yine umutsuzluk etrafımı sarmıştı o beni bırakmayacaktı. Telefonum çalıyordu. Arayan, üniversitedeki beni seven araştırma görevlisiydi. Sesi çok gergin geliyordu. Seninle konuşmalıyım. Buyur, seni dinliyorum. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor dedi. Eve çağırdım. 30 dakika sonra kapıdaydı. Bu kadar çabuk geldiğine göre önemli bir şey konuşacaktı. Bitik halime bakıp ne oldu sana diye sordu. Zoraki bir tebessüm atıp bir şeyim yok. Asıl sen ne diyecektin diye cevap verdim. Bak şimdi. Söyleyeceklerim saçma ya da delice gelebilir. Ben senden çok hoşlanıyorum dedi. Ve yanakları kızardı. Seninle ilgili bu duyguların başladığından beri garip şeyler oluyor. Rüyamda seni hep yanarken görüyordum. Derken sırtında kambur çıkıyordu. Tabii bunlar rüya. Ne kadar insanı korkutur ki. O anlatırken her şey gözümün önüne geldi. Bir nevi tecavü yaşıyordu. Bir gece gerçekten kambur bir kadın apartman içinde beni eve kadar kovaladı. Başta tek sandım ama tek değildi. Yüzü yanık, çizik dolu bir adam da bana saldırdı. Çok korkunçtu. Kendimi eve zor attım. Polisi aradım. Sokak kamera kayıtlarına bakıldı. Ama sadece benim binaya girişim vardı. Benden başka ne giren ele çıkan vardı. Bilmiyorum. Saçma bu söylediklerim lakin çok korktum. Bir şekilde seninle ilgili olabilir diye düşündüm ve seni aradım. Ama memleketine gitmiştin dedi. Neredeyse benim yüzümden ölecekmiş tıpkı diğerleri gibi. Ona her şeyi anlatmaya karar verdim. Zaten uçurumun ucundaydım. Anlatmak bana ne kaybettirebilir ki? Baştan sona her şeyi anlattım. Korku ile beni dinledi. Fotoğrafları da gösterdim. Sonrası biraz karmaşık. Kısaca anlatayım. Araştırma görevlisinin adı Mesut'tu. Mesut'la o olaydan sonra bağımız güçlendi. Her şeye rağmen beni anlayan ve hikayemi tam bilen bu adam artık hayatımın tek anlamıydı. Cadı uzun süre peşimizi bırakmadı. Üç trafik kazası, iki yangın ve bir sürü fiziksel atak yaşadık. Ama hiç yıkılmadık. Mesut doşant olduktan sonra bizim olayın iç yüzünü araştırmak için dedemin köyünde araştırmalar yaptı. O dönemdeki köylülerle röportaj yaptı. Olayı yaşayanların torunlarıyla konuşmak gibi şeyler yaptı. Her şey açıklığa kavuştu. Dedemin köyünün yakınlarında bir kulübede çingene bir aile yaşarmış. Bunlar kötü işlere bulaşmışlar. Hırsızlık, çocuk kaçırma. Bunların bir de kambur kızları varmış. Ayağını bastığı yerde ot bitmezmiş. Aile, kızı şeytanlara sunmuş. Bir zaman sonra sadece kız hayatta kalmış. Annesi ve babası veremden ölmüş. Kız hamile kalmış ama kimdenmiş kimse bilmiyormuş. Herkes şeytanın çocuğu diyormuş. Çocuk çok hastaymış. Yüzünde ağır bir cilt hastalığı varmış. Bir zaman sonra köyde hayvanlar ölmeye başlamış. Birkaç çocuk kaybolmuş. olmuş. Köylüler kambur kadından bilmişler. Bir gün kimliği belirsiz insanlar çocuğu ile birlikte onu kulübesinde ateşe vermişler. Tabi dedem ve arkadaşları bu işi yaptı. Onu biliyordum. Bir hocaya gittim. Ama öyle basit bir hoca değil. Bana kadının bir cin kabilesinin gelini olduğunu, kadının aslında öldüğünü ama cinlerin onun ahirini gerçekleştirdiğini söylediler. Kolay kolay vazgeçmeyecek dediler. Hikayem hala devam ediyor. Bedenimi ele geçirmesi için tamamen tükenmem gerekiyormuş. Bu arada dedemin köyden bir arkadaşına yazdığı mektubu buldum. Dedem gençken o kambur kadını kandırmış. Evleneceğini söylemiş. Kambur kadını hamile bırakıp gitmiş. Belki de o gün o kulübeyi kendi günahını temizlemek için yakmıştır. Onlarla mücadele etmeye alıştım. Dedemin günahının bedelini tüm ailemiz yok olarak ödemişti. Ailenin son üyesi bendim. Ben ise hala mücadele ediyorum.